Efendim hayırlı akşamlar dileyerek başlıyoruz. Derin Kutu ile karşınızdayız. Birbirinden değerli iki önemli konuğum var. Hemen sırasıyla kendilerini takdim edelim. Murat Bahadır Akkoyunlu, hayırlı akşamlar diliyorum, hoş geldiniz. Aslında önemli bir düşünce adamı. Bu akşam özellikle birçok konuya değinmiş olacağız. O güzel fikirlerinden yararlanmış olacağız. Doktor Lütfi Özşahin, dinler tarihi uzmanı, aynı zamanda siyaset felsefesi konusunda da epey bilgilerine başvurmuş olacağız. Değerli izleyiciler, özellikle grup toplantılarında bugün Sayın Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ve ona karşın hemen Kılıçdaroğlu'nun, Meral Akşener'in, Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamaları güne damgasını vurdu. Burada birçok konu konuşulacak ama en önemli konuların başında özellikle Başkan Erdoğan'ın Orta Doğu'dan tutun birçok yere mesaj vermesi, hatta yerel yönetimlerden başlayıp Orta Doğu'daki önemli sorunlara kadar değinmesi de hayli önemliydi. Bu anlamda özellikle ben Sayın Akkoyunlu'dan da başlamak istiyorum. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları çok önemliydi. Bunların başında özellikle ana muhalefet liderine doğrudan verdiği mesajlar vardı. ABD'ye verdiği mesajlar vardı. Avrupa'ya verdiği mesajlar vardı. Şimdi baktığımızda çok büyük boyutta Türkiye'nin özellikle liderliği noktasında önemli seslerin çıktığı bir dönemdeyiz. Bunları nasıl yorumlamak lazım? Zor bir coğrafyada liderlik yapmak. Teşekkür ederim. Öncelikle zat halinize, zat halinizin şahsında tüm Akit TV çalışan ve yöneticilerine, değerli üstadıma, hocama ve sevgili dinleyenlerimize ebedi mutluluklar dileyerek sorunuzun cevabını arz etmeye başlayayım. Efendim, bu coğrafya zor da niye biz buradayız? Zoru başaracak bir milletiz de onun için buradayız. Boşuna burada değiliz yani, ve yeni de değiliz. Şimdi ben büyük laflar ediyorum. Boyumdan büyük laflar ediyorum. Gerçi. Ama 10 sene önce tokat yiyorum, 10 sene sonra haklıymışsın diyorlar. Gerçek şudur. Dünyada barışa dayalı, küresel çetenin çatıştırmacı, savaştırıcı cinayetlerini yok edecek, barışa dayalı, insani merkezli medeniyeti kurabilecek yegane millet olduğumuz için biz bu coğrafyadayız. Evet. Çünkü bizim istinat ettiğimiz çok ciddi, dünyaya, evrene kıvam verecek bir medeniyet mütarifemiz var. Başka yerde yok da onun için. Onun adına biz Horasan diyoruz. Hocamdan özellikle bu hususta bilgi istirham edeceğim, öğrenmek için de soruyorum. Gavur diyorum ben, batılı demiyorum. Çünkü batı da doğu da Allah'ındır. Böyle tasvip etmiyorum. İslam düşmanları, mesela Arnold Toynbee, mesela De Gaulle ve bunun gibi birçok insan yazmış bunu. Arnold Toynbee 50-60 senesini İstanbul kütüphanelerinde geçirmiş bir adam. Evet. Diyor ki, Güney Müslümanlığı bizim için hiç önemli değil. İstediğimiz gibi evirip çeviriyoruz. Ama Kuzey Müslümanlığı bir ayağa kalkarsa hepimizin işi biter. Neden bu kadar tehlikeli görüyor? Horasan medeniyeti Hazreti Muhammed Mustafa'nın itretinin yoğurduğu bir coğrafyadır. Dehşet bir olaydır. Yani itreti ailesini yani. Yok, Hazreti Muhammed Mustafa'nın itreti, karakteri, onunla doğmuş büyümüş olanların yoğurduğu, evet, bir coğrafyadır. Ve oradan bütün dünyaya yayılmıştır. Şunu söyleyeyim. Menbaası dediğimiz. Evet, ora müthiştir yani. İslam Medine'den doğmuş ama oradan yayılmıştır. Oralar hiç, o medeniyet hiç coğrafyaları zapt etmemiştir. Hep fethetmiştir. Örnek, 1200'lü yıllar. Balkanlarda hiç kimse yok. Ne Selçuklu var, ne Osmanlı var. Ama Saltık orada, Sarı Saltık orada. Mekan tutmuş. İrşat yapıyor. Ve Kırım Hanı Noyan ona bağlanmış. Ne Selçuklu var, ne Osmanlı var, asker masker bir şey yok. Bundan bahsediyor. Bunlara fetih denir. Gasp etmekle fethetmek arasındaki farkı anlayabilmek için. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu'na sormak lazım. Yani siz sorun, ben sormam. Peki. Siz sorun ama. Görevinizdir, mesleğinizdir.
Ama bu gasp etmekle fethetmek arasındaki farkı anlayabilmek için Horasan muhteviyatını bilmek gerekir. Sorunuza geliyorum. Peki. Bugünkü misyonunuz bu efendim. İngilizler Orta Doğu dediler. Hayır. Ortanın doğusu değil. Bizim coğrafyamız merkez coğrafyadır. Küçük Asya. Merkez coğrafyadır. Ankara, Medine hattı merkez coğrafyadır. Bunu kuzeye doğru da güneye doğru da devam ettirebilirsiniz. Merkez coğrafya burasıdır. Haddimi tecavüz etmek istemem. Din tarihi hususunda uzman var yanımızda. Bu coğrafyalar onun kaynağıdır. Medeniyet nebilerle gelmiştir. Bu kesin, yeryüzüne medeniyet nübüvvetle, nebilerle gelmiştir. Gerisi hikaye. Yeryüzünde mücadele nübüvvet ile saltanatın mücadelesidir. Şimdi haklı. Bu kıvama Türkiye'nin gelmiş olabilmesini henüz Türkiye'nin Türkleri anlamadılar. Biz kimiz ki ya gibi diyor, duruyorlar hala. Ya biz mi bu işleri becereceğiz diyorlar. Niye? 200 yıllık vesayet, hegemonyanın vesayeti altında kalmış olmanın şekillendirdiği şablon kimlik bunu kırıp da kendisinin farkına varamıyor. İstanbul'da 4 tane devletin başkanı niye toplandı daha bir hafta evvel? Fransa, İngiltere, Rusya, Almanya ve Rusya'nın teklifi üzerine. İyi de niye İstanbul? Ve konu ne? Konu sadece Suriye değildi ki. İngiltere Kraliyeti, Amerika'da Trump, Putin, Almanya, Fransa, Recep Tayyip Erdoğan. Bir cephe oluşturuyoruz. Neye karşı? Öyle mi okunması gerekir? Zaten o olan o. Küresel çetenin hegemonik kıskacına, gaspına karşı insani değerli bir insanlık cephesi oluşturuyoruz. Bakın İngiltere Kraliçesi buna dahil. Onun için İpek yolunun ucu İngiltere'ye kadar gidiyor. Bu kadar önemlidir. Suriye'de değil, bütün dünyada neyin nasıl olması gerektiği hususunda konuşuyoruz bugün. Ama Türkiye'deki muhalefet adı verilen şahsiyetlerin bir tek misyonu vardır. Bu seçimde onların ittifakı katıksız devam edecek. Öyle mi? Kesinlikle. HDP, İP, CHP, ittifakı kesinlikle. İyi Parti diyor ki biz milliyetçi muhafazakarız. O zaman şehitlere, gazilere ve bu vatan evlatlarına bir hakaret değil mi? Örneğin HDP bu ittifakın içerisinde olacaksa. Efendim, onlar için böyle bir değer yok ki. Keşke insanlar Türkiye'de söyledikleri gibi olsaydılar, işimiz çok kolay olurdu. Biz zaten söyledikleri gibi olmadıkları için perdeleri yırtmak, engelleri kaldırmak, perdeleri arayıp hakikati görmek zorundayız. O ittifak ama niçin devam edecek? Neyin ittifakı? Olay şu. Türkiye, eski Türkiye'nin düzenine, küresel çetenin hegemonik manda seviyesine indirgenebilmesi için bizim paçalarımıza dolanmışlardır. Misyonları budur. Gerisi hikaye. Nereden belli? 15 Temmuz kıyamına muhalif olanların tümünün Türkiye'de misyonu budur da oradan biliyoruz. Evet. 15 Temmuz kıyamını, 15 Temmuz kıyamı küresel bir kıyamdır. Bütün bu söylemiş olduğumuz vetire 15 Temmuz kıyamıyla dünyada başladı. 15 Temmuz'da Türkiye'nin halkı, Türk milletine mensup olanlar veya Türk milletine mensup olmayanlar, Türkiye'nin halkı 15 Temmuz'da küresel çeteyi mahvetti Türkiye'de ve bütün dünyadaki ulusların ve kurumsal, yasal yönetimlerin umut kaynağıdır o. Olan budur ve Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye devleti, âlisi ve halkı böyle bir mücadelenin öncüsü durumundayız. Irak'a da, Suriye'ye de, Güney Amerika'ya da, Avrupa'ya da davet ettiğimiz bir şey var. Biz davetçiyiz ve gösteriyoruz ve önde gidiyoruz. Çünkü sırtımız Horasan'a yaslı. Onların böyle bir istinat edecekleri yerleri yok. Onun için onlar çok zayıflar. Türkiye'nin peki desteğine muhtaçlar. Recep Tayyip Erdoğan'ın grup konuşmasında ortaya koymuş olduğu perspektifin arka derinlik planı özetle budur. Türkiye'deki siyasi partiler Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuşmalarını analiz etmede yeterli mi?
Devlet Bahçeli Bey'in özellikle devletle olan ilişkilerinden ötürü fikir almış olduğu insanların bence bu pencereyi araladıklarını ve gördüklerini... Devlet bir sorumluluk gereği mi bunları böyle algılıyor, cevaplıyor, yoksa aslında tarihi bir misyona cevap mı? Efendim, ben Devlet Bey adına konuşmaktan imtina ederim. Hayır, Devlet olarak. Bahçeli benim 15 Temmuz'dan kıyametin sonrasına kadar büyüğümdür. Evet. Bir, 15 Temmuz günü bir devlet büyüğü kazandım ve o kıyametin sonrasına kadar devam edecek. O ayrı bir olay. Devlet Bey, 2500 yıllık Türk devlet aklına tabi siyasilerdendir. Sadece kendi aklıyla da konuşup hareket ettiğini zannetmiyorum. Peki. O devlet, aklı Devlet Bey'e neyin ne olduğunu söylediği için Cumhur İttifakı öyle 3-4 günde siyasi bir birliktelik için kurulmuş değildir cümlesini kuruyor. Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da kuruldu. Ve ne için? Biraz evvel söylemiş olduğum hedefe yürüyebilmemiz için kuruldu. Peki. Bugüne kadar koruma ve kollama ile memur edilmiş MHP, böyleydi bugüne kadar yegane siyaset yapma misyonu, Türkiye'yi koruma ve kollama misyonu olarak tarif edilmişti. Bundan sonra Türkiye'nin ne yapacağı hususunda yol gösterici olacak kıvama inkılap etmesi gerekiyor. Artık yetmez o. Peki. 1960 darbesinin içinde 28 Şubat'ta hükümet olan MHP'nin 15 Temmuz'da niçin darbe savan MHP haline inkılap ettiğini henüz anlamış değiliz. Bu çok büyük bir değişikliktir. 60'ta merhum Türkeş darbecilerin içindeydi. 28 Şubat'ta saygın Devlet Bahçeli Bey büyüğüm, o hükümet 28 Şubat hükümetinin ortağıydı. Ne oldu da 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsüne karşı darbe savan ilk haykıran ses olmaya inkılap etti? Bunun cevabını bulduğumuzda biraz partiyi daha söylemiş bitirmeye olduğum, çalışan birileri vardı. Ve aynı zamanda hayır, meseleyi çözmüştü. Biraz evvel söylemiş olduğumuz mücadeleye evrilen bir devlet, siyaset bütünlüğü temin etmiştik. Onun müdafasını yaptı, ona dahil oldu. Muhsin Yazıcıoğlu'nun aynı zamanda şehit edilme nedenidir bu tercih. Bu tercih birçok konuyla konuşulması gereken konu. Arz ederim. Evet, Doktor Lütfü Özçay, şimdi Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına baktığımızda Türkiye'nin kamuoyu ve Orta Doğu'ya, dünyaya verdiği mesajlar çok geniş başlıklar içerisinde konuşulabilir. Özellikle yakın coğrafyamızdan ilgili verdiği liderlik ve hitabet sanatı üzerindeki o ne derler, çok narin mi denir, aslında direkt odağınan mı denir, önemli demeçler veriyor. Kamuoyu bunu algılamada yeterli mi? Bence kamuoyu bunu algılamada yeterlidir. Şöyledir. Hatta bazen diyebiliriz ki aslında bizim kamuoyu siyaset gündeme geldiği zaman, özellikle uluslararası ilişkiler, Türkiye'nin uluslararası konumu, Türkiye'nin dış devletlere olan ilişkileri falan gündeme geldiğinde bizim halkımız çok meraklıdır aslında, yani siyasete meraklıdır. Çünkü çok fazla okumalar da gerekmiyor çok siyasete merak olmaları için. Biz bir imparatorluk metafiziğinden geliyoruz. Yani küresel bir devlet kurmuş, dünyayı bir dönem yönetmiş olan bir medeniyet kökenlerimiz var. Yani böyle bir geçmişimiz var. Bu bir şekilde bu milletin bilinçaltına yerleşmiş durumda. Onun için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları ve devlet büyükleri bu küresel siyasetle ilgili mesajlar verdiği zaman halkımız gerçekten çok büyük bir ilgi gösterir ve bunu anlarlar. Yani bizim Anadolu halkının entelektüel değillerdir ama irfanı entelektüel geçinenlere tabiri caizse beş çeker yani. Anlarlar onu. Bizimkiler iyi anlar hem de. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu mesajların anlaşıldığını sanıyorum yani. Artık Türkiye'de yani herkes şunu biliyor. Türkiye eski Türkiye değil yani. Eskiden işte 70 sente muhtaç olan bir Türkiye değil tabii ki yani. Veyahut da Kıbrıs Barış Harekatı'nda uçakların lastiğini bulamayan, benzinini bulamayan bir Türkiye yok bugün yani. Bugün gerçekten iyi kötü kendi İHA'larını üreten, ordusunun en azından %65 civarında, 65-70 civarında teçhizatını üretebilen bir
Türkiye var. Ve ben açık konuşuyorum, 15 Temmuz'dan sonra milli bir ordu var. Daha da büyük bir milli ordu var. Yani en azından komuta düzeyinde söylüyorum. Elbette ki her zaman ordu bizim ordumuzdu. Ama NATO kontrollü, özellikle Gladio kontrollü, Stay Behind kontrollü bir NATO'cu bir yapılanma vardı bu milletin ordusunun tepesinde. Ve bu 15 Temmuz'da tepelendi, yani bunlar tasfiye edildi. Bazen işte ayet-i kerimelerde de olduğu gibi bize bazen şerde hayır vardır derler. Ve gerçekten 15 Temmuz bir şerdi yani. Hepimiz o akşam sokağa çıktık. Ama bu şer şunu getirdi yani. Türk milletinin bir anlamda bağımsızlığını getirdi. Bazıları diyecek ki çok abartıyorsun. Yok, hayır, abartmıyorum. Yani Türkiye gerçekten vesayet altındaydı. Bağımsızlığı yani İdrak edemeyenler var. Bunu evet, idrak edemeyenler var. Vesayet altındaydı Türkiye. Ve ben şunu söyledim. 15 Temmuz'dan sonra Türk ordusu Afrin ve diğer harekatları yaptığı zaman, yani Fırat Kalkanı hareketleri yaptığı zaman ve dedim ki evet dedim, yani artık Amerika'ya rağmen, bütün bölgesel güçlere rağmen Türkiye artık operasyon yapacak bir güce gelmiştir. Bu bizim hakikaten 15 Temmuz sonrasında gerçekten bu milletin kodlarına, metafizik kodlarına, tarihsel, kültürel kodlarına, varoluş nedenlerine dönme tarihinden birisini söyleyebiliriz. Hatta bu 15 Temmuz Türk siyasi tarihinde bir, aslında şunu söyleyeyim, yani siyaset felsefecisi olarak söyleyeyim, bir devrimdir. Anadolu devrimidir, açık konuşayım size. Anadolu devrimidir. Neden Anadolu devrimidir? Çünkü Anadolu halkı bu zamana kadar yine devlete saygısından dolayı, bu zamana kadar bu yapılan darbelere bir şekilde sesini çıkarmadı. Bir şekilde güvenlik politikaları önceleyerek sesini çıkarmadı. Veyahut da bir şekilde sinesine çekti. Fakat 15 Temmuz'da halk dünyanın hiçbir İslam ülkesinde olmayacak düzeyde, yani hatta İran İslam devrimini, Bolşevik devrimini aratmayacak bir şekilde insanlar gerçekten sokaklara döküldü ve kendi siyasal iradelerine sahip çıktı. Bir AK Parti meselesi olarak değil yani. İşgal edilen bir toprakları, işgal eden bir vatanı. 15 Temmuz'u devrim olarak mı? Ben devrim, siyasal lazım. Bir devrimdir evet. Yani siyasal bir kırılmadır Türkiye Cumhuriyeti tarihinde. Örneğin buna benzer. Şundan siyasal bir kırılmadır. Yani artık Türkiye'de hiç kimse Atatürk ilke ve inkılaplarını şey yaparak, yani bahane ederek, devlet cumhuriyet elden gidiyor diyerek kimse kesinlikle bundan sonra seçilmiş hükümete karşı tankları yürütemez. Yürütürse gereğini görür yani. Tabiri yani bu kıvama gelmiştir millet. Yani millet iyi kötü seçtikleri iktidara sahip çıkıyor. Yani kendi aslında namusuna sahip çıkmış. İradesine. Şunu biliyor artık yani bu millet yani. Ordu hiçbir zaman milletin meclisine karşı darbe silahlarını çeviremez kardeşim. Burası açık yani. Çünkü ordunun görevi rejim dayatmak değildir. Ben bunu bir deniz kuvvetleri komutanına söylemişim. Ordunun görevi rejim dayatmak değildir. Ordunun görevi milletin namusunu, topraklarını, vatanını dış tehlikeye karşı korumaktır. Rejimi belirleyen asıl amaçlarına dönmek. Asıl amaçları budur kardeşim. Rejimi belirleyen halktır, parlamentodur. Özgür olarak milletin seçmiş olduğu parlamentoya hangi iktidar olursa olsun ordu onun vermiş olduğu görevi, milletin ona vermiş olduğu görevi yapmakla mükelleftir. Fakat bu zamana kadar yani ordu böyle olmadı biliyorsunuz. Yani milletin bir ordusu değil de yani ordunun bir devleti vardı, ordunun bir milleti vardı. Böyle kurgulanmıştı yani ve bu kurgu ortadan kalktı. Geleneklerimizden kaynaklanmıyor mu? Biraz tabii biz ordu milletiz evet, yani bizim geleneğimizde ordu halen çok önemli. Yani bu topraklarda iyi bir ordu sahibi olmadan, açık konuşayım, iyi bir ordu sahibi olmadan zaten bu toprakları koruyamazsınız ve bu topraklarda, Anadolu topraklarında yaşamanın bir bedeli vardır. Ve ordunun başındaki kişinin tabii, bugünkü amaçlarına baktığımızda liyakat noktasında yerini buldu mu? Tabii ki yani şöyle bir şey var ya, bu millet çok kurmay çıkarır yani. Bizim subaylarımız Osmanlı'da böyle çok alaylı subaylar olmuştur. Bu millet hakikaten ordu bir milleti. Bu millet yere geldiği zaman mareşalını da çıkarır, generalini filan da çıkarır. Ama bu millet ne yani Amerikancı affedersin köpeklere, ne gladyocu köpeklere boyun eğmez yani, açık konuşayım yani. Bazıları saçmalıyor, ben de tanıyorum, ismini söylemek istemiyorum yani. Batılın batıla karşı savaş ya, bu ne terbiyesizliktir.
şunu söyleyeyim yani. Bir kere hangi millet... Kendisi ne tarafta? Onu söyleyeyim. Bir milletin, sadece Türk milleti, bir milletin namusuna sahip çıkması, oyuna sahip çıkması, topraklarına sahip çıkması. NATO, Gladio, FETÖ, Vatikan destekli bir darbeci hainlere karşı savaşması hakkın ve adaletin ta kendisidir. Ya bu bir kere yani bir özgürlük mücadelesi, bir milletin bağımsızlık mücadelesi haktır, hak. Yani İslam'ın da gayelerinden birisidir. Yani toplumları özgürleştirmek, insanları özgürleştirmek. Fetih de böyle bir şeydir yani. Fetih de nedir yani? Toprak kazanmak, cariye edinmek, cizye almak değildir aslında yani. Bir milleti, bir coğrafyayı adalet merkezi olarak, hak merkezi olarak özgürleşmektir, özgürleştirmektir. O insanları zulümden, sömürüden, baskıdan kurtarmaktır yani. E şimdi dolayısıyla siz bir milletin mücadelesini, yani bir milletin sokaklara, darbecilere karşı sokaklara dökülmesine nasıl yani batıl diyebilirsiniz? Ya bunu bazıları işte tevil etmeye falan filan çalışıyor ama ben yanlış anlamadıysam bu son derece talihsiz bir şey. E ama dersiniz ki efendim yani şöyle diyebilirsiniz işte 15 Temmuz'da millet Anadolu ayağa kalktı, bir devrim yaptı ama bu devrimin gereği yerine geldi mi filan, FETÖ ile diğer terör odaklarıyla filan yeterli derecede mücadele yapıldı mı, orada bu bir takım eleştiriler yapmak başka bir şey ama buna bir batıl. Hayır, kendisi o zaman kime hizmet ediyor? Yani evet yani buna batıl sıfat yapıştırmak yani sorarlar adama yani sen ne zaman yani hakkın temsilcisi oldun da yani koskoca millet batılın temsilcisi oluyor. Ya. Bunlar çok haddi aşan sözler. Neyse şunu söyleyeyim. Yani ben açık konuşmak gerekirse yani 15 Temmuz'dan sonra artık şu anlaşılıyor. Yani Cumhurbaşkanı vermiş olduğu mesajlar üzerinden gidiyoruz. Bu ekonomik saldırı var. Bu saldırı atlatıldığı zaman kesinlikle yani Türkiye'yi tutmak mümkün olmaz. Bazıları şunu da söylüyor, buna da kızıyorum. Yani diyorlar ki işte efendim ne Amerikan operasyonu, böyle bir şey yok, sizin beceriksizliğiniz filan var. Hı hı. Evet tabii yani hükümetler yanlış yapabilirler, bunlar eleştirilebilir ama burada şey var. Burada büyük bir gizlenen bir şey var, bir hainlik var. Mesela o çevreler şöyle söyler. İran'da Amerika operasyon yaptığı zaman bak Amerika operasyon yaptı derler. İran'da operasyon yapıyor Amerika. Brezilya'da operasyon yapıyor. Başardı Brezilya'yı. Her yerde operasyon yapıyor. Fakat Türkiye'ye geldiği zaman operasyon yapamıyor. Ya bu nasıl bir yani çifte standart bir değerlendirmedir yani. Bizim Amerika'nın Türkiye'nin ordusundan tutun yani bir istihbaratına kadar yani. Neyse onları her yere sızdığını biliyoruz. Yani bunu Alparslan Türkeş bile işte nedir? Alparslan Türkeş 1960 darbesinin sözcüsüdür. Albay Alparslan Türkeş. O bile anlatıyor kendisi yani. Anılarında ben diyor girdim diyor başbakanlığa baktım diyor. Sanırım Savunma Bakanlığı şu anda tam hatırlamıyorum. Ya diyor telsiz sesleri falan geliyor. Dedim bu nedir işte? Yok efendim danışma bürosu, kültür bürosu falan filan ama diyor. Baktım CIA'nin bürosu var yani bürosu anlatabiliyor muyum? Uzun yıllar Dışişleri Bakanlığı'nda yani, 1990'ların işte, sonuna kadar tabii, ofisinin olduğunu biliyoruz. Yani. Ofisinin olduğunu biliyoruz. Şimdi dolayısıyla Türkiye... Hocamın sözünün altını çizelim. Merhum Alparslan Türkeş Bey buna şahitlik ediyor. Evet, evet tabii Alparslan Türkeş Bey yani... Baktım diyor CIA'yı. Allah rahmet eylesin. Onun şahitliği çok önemli. Çok ya. Önemli yani çünkü darbenin sözcüsü. Tamam daha sonra darbeyle ters düştü. Hindistan'a falan sürüldü tabii. Onlar ayrı şeyler. Kendisi de anlatıyor. Ama yani onun tanıklığı çok önemli yani. Tanıklık çok önemli. Peki buna baktığımızda Türkiye'deki olan darbelerin tamamında bir halkın güvenliği açısından darbeyi amaçları noktasında devreye almışlar ama daha sonra da birer operasyon veya gizli operasyon olarak bu milletin evlatları kullanıldığı ortaya çıkıyor. Bir de şunu söyleyeyim. Yani bunu neden idrak edememişler? Şunu söyleyeyim. Yani burada açık söylüyorum. NATO ülkelerinde NATO'dan bağımsız, Gladio'dan bağımsız yani onlardan haber olmadan Atlantikçi yapı dediğimiz yapıdan bağımsız hiç kimse bırak darbe yapmayı, darbe yapmaya bile kalkışamaz yani. Bunu bu ülkedeki statisyenlerin, bu işleri bilen insanların hepsi bilir.
Peki onların ama sözcüsü siz de efendim var, yani bayağı. Siz onu yakalayamamışsınız filan, o başka bir şey yani. Ama zaten Batı'da ben literatürü de takip ediyorum yani. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde zaten dolaylı olarak zaten darbeyi sahiplendi. Zaten darbenin altındaki dini figür olan Fethullah Gülen'in Pensilya'da, yani Pensilvanya kardinali mi diyelim yani, Pensilvanya kardinalini zaten hocam da güzel, farklı güzel bir isim takmış. Pensilvanya zangocudur efendim. Evet, zangoç da aynı şey, bir küçük şey, kilise papazı demek zaten. Zangoç kilise çanı çalan. Çan çalma görevlisi. Kilise çanı çalan adama zangoç denir. Hı hı. Ama o tabii zangoçluktan üst düzey bir şey. Yani işte biz Aytunç Altındağ'la beraber ona şey dedik yani, ilk kez Invisible Church görünmez kilisenin Invisible kardinal, görünmez kardinal olduğunu söyledik biz bunun, kardinal. Sizin gerçekten de yani gerçekten de şey söylüyorum. Evet, benim kitabım da var o konuda. İlk eleştiriyi de yani, naçizane ben yazdım yani, 2005'te yazdım. Hayır, kardinal olduğunu ifade etti. Evet tabii, ama o dönemde kardinal olduğunu ifade ettiğimizde yani bizim o zamanlar hoca efendiydi henüz. Hoca efendiydi o zaman henüz. Yani bizim kesim isimlerini söylemeyeyim, milletvekillerine kadar bana dediler size ki, size epey tepki. Ya bana epey bir tepki geldi. Hatta şunu söylediler. Ya o zaman İçişleri Bakanı Beşir Atalay'dı. Beşir abiye söyleyelim de senin şu kitabı toplatalım dediler yani. Bu nedir dediler yani. Hoca Efendi. Hoca Hazretlerini, Efendi. Tabii Hazretlerini eleştiriyorsun. Evet. Senin haddine mi? Anlatabiliyor muyum? El eteğini öpenleri ama biraz evet, sorgulamak lazım. Ama ben lazım dedim ki bak, Hristiyan teolojisini işte az çok bilen adamlarız yani. İşte Hristiyan teolojisinde görünmez bir kilise vardır yani. Özellikle görünmez kilisenin görünmez kardinali vardır ve bu papa bu kardinali atar. Asya, kardinalin bir Asya mektubu kardinali olmuştu papaya, biliyorsunuz. Efendim? Bu kardinalin papaya bir mektubu olmuştu. Anadolu sizi kucaklamaya Fethullah, hazırdır şimdi diye. Şöyle bir şey. Bu Fethullah Gülen tabii ki bu kardinalin o mektubu oldu da ondan önce Nur Hareketi'nde zaten bu tip problemler vardır yani. Mesela Said Nursi yazdı ilk defa aslında. 1951-52'de filan. Evet, dönemin papasına şey yazdı. Zülfikar diye bir risalesi var, onu gönderdi. Aslında zaten yani Vatikan'la ilişki kurmak ve Vatikan'la bir bağlantı kurma hareketi sadece Fethullah Gülen'e ait bir şey değildir. Bu Bediüzzaman'ın böyle bir hareketi oldu mu? Tabii Bediüzzaman oldu. Said Nursi'nin oldu. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydu? Yani şöyle, şimdi Kasık Nur hareketine göre şöyle işte, güneş batıdan doğacak. İslam güneş niye batıdan doğsun canım? Allah zaten doğudan doğduruyor onu. Yani şöyle olacak yani, onlara göre işin gerekçesi de güzeldir. Güneş nasıl batıdan doğacak? Bir gün işte bu Hristiyanlar, Avrupa Hristiyanlaşacak. Pardon, İslamlaşacak. Ve ondan sonra iyi sevi Müslümanlar olacak. Bak kavrama bak yani. İyi sevi Müslümanlar. Açıklaması? Açıklaması işte diyor, bunu yapabilmek için Vatikan'la ilişki kurmak lazım ve Vatikan'ı yanımıza çekmek lazım. Hep beraber işte biz ne yapacağız? Dinsizliğe, ateizme, cinsel sapkınlığa, diş gerekçesi bu, epidemik bir ahlaksızlığa karşı diyalog yoluyla işbirliği yapacağız. Ama halbuki biz biliyoruz ki diyaloğun esas amacı önce Müslümanları kendi kimliklerinden, dinlerinden uzaklaştırmak, sonra da yani gerekirse Hristiyan yapmak. Yani ben bunu tabii İngilizce metinlerden ben deşifre etmiştim yani. Dedim ki diyalog bir Vatikan projesidir falan dediğimiz zaman işte o zaman her taraf yer yerinden oynadı yani, siz kimsiniz filan dediler bize canım, yani sokağa çıkamadık yani, gerçekten her yerden itildik kakıldık yahu, orası açık, bunu bilen bilir. Niye Hoca Efendi Hazretlerini hangi gerekçeyle eleştiriyorsun, senin kimsiniz, sen kimsin diyor yani, siz kimsiniz tabii, diyor. Ama işte bu, insanlığı kurtarmaya ne çalışan oldu, ne oldu yani, bizi dinlemediğinizden ne oldu kardeşim yani? Kainat imamına hakaret ettiniz ne oldu şimdi, bu adam bir nesli mahvetti ya. Hatta ne oldu biliyor musun? En büyük zararı İslam'a verdi. Yani mesela bugün bakıyorsunuz insanlara İslami kuruluşlar bir yere yardım edecekler falan filan dediği zaman millet kaçıyor. Niye kaçıyor? Çünkü bu insanlara çok güvenirler. Ne kadar paralar topladılar yani. Ne kadar büyük meblağlar, finans kuruluşları inşa ettiler ve o kadar beyinleri afyoncu bir din anlayışıyla, afyoncu diyorum, şirk din anlayışıyla mahvettiler, perişan ettiler, bir nesli mahvettiler yani. Ve ben her zaman söylüyorum yetkililere, ama yani tabii bizi kimsenin dinlediği yok, diyorum ki kardeşim yani bu Fethullah Gülen meselesi bir
polisiye mesele değildir. Bakın söyleyeyim. Yani polisiye tedbirlere falan gitmez. Bitmez yani. Fethullah Gülen meselesi bir din meselesidir. Paralel din meselesidir. Siz paralel din anlayışını, şirk anlayışını, uluslararası finans kapitalin, çetenin emrinde olan bir din anlayışını polisiye tedbirlerle ortadan kaldıramazsınız. Bunu ancak o din anlayışını çürütecek hak dinle, gerçek İslam dinini anlatırsınız bu insanlara. Gerçek Kur'an'ı anlatırsınız. Gerçek Hazreti Peygamber'i anlatırsınız. E bu sefer de bu şarlatanlar artık ne yapamaz? Nemalanamaz. Yani bu şarlatanlar insanları zehirleyemez. Yani kendilerini Mesih ilan edemez. Kendilerini haşa peygamber ilan edemez yani. Her gün işte ya, o her gün Allah'ı görüyordur, her gün peygamberi görüyordur, böyle vahiy alıyordur filan. Siz bu tip din anlayışını ortadan kaldıramadığınız zaman Fethullah Gülen gider, başka bir cemaat gelir yani. Onun için diyorum ki yani Diyanet İşleri Başkanlığı, İlahiyat Fakülteleri filan ne yapıyor? Yani işte o dönemde biz yazdık. Benden sonra da bunu eleştiren birkaç kitap yazanlar da oldu. Bugün işte Türkiye'de şu anda anlı şanlı profesörlerin bir kısmı o zaman işte metiye düzüyordu yani Fethullah Gülen'e yani. Ama bugünlerdeler. Bugünlerde yine meşhurlar. Bugünlerde yine yani onlar meşhurlar, bir takım yerlere falan çıkıyorlar falan. Yani gözümüz falan yok. Bugünlerde külliyenin fikir danıştıkları üstadlardan. Neyse. Bu ya kadar, bugün bu ağır bir net konuşuyor. Hayır, ben isim söyler. Hemen isim söyler yani. İsim söylerim yani. İsim de söylerim. Hatta bir kere çağırın da şunlara bir tartışsak keşke. Çünkü bu sahte kahramanları sevmiyorum yani. Güç kimdeyse onu çizmeleri yalan adamları sevmiyorum. İlim adamının özelliği. 15 Temmuz sonrası sahte kahramanları dönemi mi? Tabii yani şöyle oldu. Yani şimdi güç, bazı tipler vardır. Güç kimdeyse onun çizmelerini yalarlar. Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı ne olacaktı? Yine onları övecekler. Köşe taşlarında yine onlar mı olacaktı? Tabii yani onlar güçten yana tavır takırlar. Yani her zaman diyorum işte Emile Zola diye bir adam var. Fransız edebiyatçı. Emile Zola yani niye çok meşhurdur? Romanları çok üst düzey olduğu için falan değildir yani. İşte realist bir adamdır. Ben de okudum romanlarını, bir Shakespeare gibi veyahut da bir Dostoyevski falan gibi değildir. Ama birdenbire meşhur oldu. Niye? Bütün Fransa ona karşı olmasına rağmen Yüzbaşı Dreyfus davasında adam dimdik ayakta durdu. Ve daha sonra Dreyfus'un da hain olmadığı ortaya çıktı. Aydın böyle bir adamdır. Yani sen Fethullah Gülen'in Fethullah Gülen'in bu cemaatin yani kılıcının kesmiş olduğu dönemde onun kılıcını sallıyorsun. Ama bugün işte devlet Fethullah Gülen'e şey yaptığı zaman yani tavır aldığı zaman birdenbire Fethullah Gülen düşmanı filan, cemaat düşmanı filan kesiliyorsun. Yani burada bir tutarlılık yok. Yani ilim adamı, aydın olan adam hak neyse, gerçek neyse onu yazar. Mesela peki, ben bu kitabı yazarken hoş hakaret etmedim. Hakaret bize yakışmaz. Ben sadece hem de çok uygun ve bir ilmi bir dille dinler arası diyaloğun gerçekten emperyalist bir proje olduğunu, aynı öyle emperyalist bir proje olduğunu, Vatikan kökenli emperyal bir proje olduğunu onların söylemleriyle ispatlamaya çalıştım yani. Yaptığımız şey de buydu yani. Aldığınız tepkilere bakacak olursak zaten epeyce şimşekleri üzerinize çekmişsiniz. Çektik ama bizi televizyon o zaman çıkarmıyorlardı yani. Nasıl çıkarsınlar yani hoca efendinin ertesi gün ceyranına, elektriğine kapılan gidiyordu yani. Ya niye sağ olsun TV5'e falan çıkıyorduk yani, başka yere çıkamıyorduk ki. Öyle mi? Erbakan hayattaydı da onun için. Yani evet, henüz yani, o tarla sürülmemişti o nedenle. Tarla sürülmemişti. Bazen de işte Aytunç Altınlılar beraber bazı evet Habertürk'e falan çıkıyorduk. Yani ismini söyledik ama yani onlar da bize birkaç kez kapısını açtılar. Hatta bazılarıyla falan tartıştık. Fakat yani muhalefeti konuşturmuyorlardı yani. Bizi konuşturmadılar yani. Belediye başkanları medeniyetler arası diyalog, dinler arası diyalog bu toplantısı düzenliyor. Ya biz tabii ortadayız yani, muhalif biz varız. Biz muhalif, karşıda 3-4 tane bu işi savunanlar var. Moderatör de onlar tarafından. Fakat ama enteresan bir şey, halk bizim tarafımızdaydı. Belediye başkanları akşama kadar el ete köpmenin yarışındaydı. Yani, Hoca Hazretlerinden yetki almanın peşindeydi. Yani Hoca Hazretlerinin himmetleri noktasında kim başkan olacak, kim müdür olacak, kim bürokrat, kim danışman olacak, herkes bir şekilde Hoca Efendi'nin himmetleri noktasında şekillenme yapıyordu. Evet, Sayın Özsayın'a çok teşekkür ediyoruz. Özellikle anlattıkları çok önemli konulardı ama burada ismini zikretmedi
batılın batıla karşı diyen bir açıklama. Özellikle Refah Yol döneminden tutun milli görüş tabanında yetişen insanların hani nasıl bir zehirlenmedir ki veya gerçekten milli görüşçü müydü? Acaba kripto milli görüşçü müydü? Bunlardan bu sözleri duymak bu topluma hakaret değil mi? Kaç dakika konuşabilirim? 5 dakika reklama gideceğiz. 5 dakika değil mi? Hı-hı. Elbette duyabilirsiniz. Neden? Türkiye'nin eski düzeninde Türkiye Cumhuriyeti Devleti tek bir devlet değildi, parçalı bir devletti diyordum ya. Evet. Türk milli kadroları, Almancısı, İngilizcisi, Amerikancısı hepsi bir aradaydılar. Bizim devletimiz tek değildi, yek vücut değildi, parçalıydı. Her bir parçanın kendi bürokratı, iş adamı, finansörü, politikacısı, mafyası vardı demiştik ya önceki bölümlerde. Bütün siyasi partiler içerisinde de ayakları vardı efendim. Hı hı. Buna benim mensup olduğum parti de dahildi. Bunun en iyi şahitlerinden biri de Profesör Doktor Mete Gündoğan Bey'dir. Bir gün davet eder, konuşturabilirseniz anlatır. İnşallah. Erbakan Hoca'nın 1995 iktidarında baş danışmanıydı. Çok özgün bir bilim adamıdır. İyi bir arkadaş. Narkoz isimli kitabını özellikle tavsiye ederim. O anlatsın size. Dolayısıyla olur. O tarla, devletin tarlası sürülmüştü. Partiler ne oluyor ki? O ismi bahsedilen 15 Temmuz şehitlerini ve 15 Temmuz kıyamını batıl olarak nitelendiren adamın siyaset bilimine göre yaptığı şudur. Hı-hı. Eğer 15 Temmuz darbecileri ve işgalcileri galip gelseydiler, bugün onlara batıl diyen o adam o zaman şöyle diyecekti. Hah, hak yerini buldu. Hı-hı. Halkın kıyamı, devlet-i âlinin kıyamı, milletin kıyamı küresel çeteyi mahvettiği için kendi tarafı kaybettiğinden ötürü onun için onu batıl olarak nitelendirmekten başka çaresi yok ama bu zaferi kazananları da batıl yapmanın yolu budur. Bakın efendim müsaade eder misiniz? Buyurun. Onun yaptığına bir mukabele etmek istiyorum sizin mikrofonlarınızla. Buyursunlar efendim. Lütfen hep beraber. Rica ediyorum, yalvarıyorum. Görelim bakalım nasıl oluyormuş. Bir de bir Horasan duası yapalım bakalım. Önce aleyhissalatü vesselama bi temenna salatu selam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Evet. Rabbimiz, Allah'ımız, biz günahkar, aciz, zavallı, biçare kullarız. Yegane güç, kuvvet ve kudret sahibi zatındır. Müheyminsin. Muhyisin. Bütün güzellikler ve iyilikler senindir. Külli bir aziyetle, külli bir muhtaçlık ve mahcubiyetle mübarek yüce tek eşsiz benzersiz yüce künhü zatına yalvarıyoruz ya Rabbi. Hazreti Muhammed Mustafa'mızın Rabbi. Sana sığınıyoruz, yalvararak sığınıyoruz. Lütfen, lütfen benim Nebim Hazreti Muhammed Mustafa'dır diyen bütün sevgili müminlerin aramızda Hazreti Muhammed Mustafa'mıza senin rızan hududunda aşkla, şevkle, vecle, iştiyak ile, ihtiras ile tabi, muti, muhib, seven ve muhafızı olmaklık hududunda biz müminlerin aramızda tevhid, ülfet, muhabbet, birlik lütfeyle. Amin. Küfre ve kafirlere, zulme ve zalimlere, şirke ve müşriklere, nifaka ve münafıklara, fücre ve facirlere, fıska ve fasıklara, yaramazlığa ve yaramazlığa karşı bizlere zaferler nasip eyle Allah'ım. Amin. Allah'ım, Pensilvanya'daki Zangoç ve ona bugün destek verenler öncelikli olmak üzere bütün kafirlerin, zalimlerin, müşriklerin, münafıkların, fasıkların, facirlerin, yaramazların, dini mübini İslam'ımızın, Hazreti Muhammed Mustafa'mızın sevgili milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin, devletlilerimizin, milletimizin, vatanımızın, bayrağımızın, istihbaratçılarımızın, askerlerimizin, polislerimizin, halkımızın başımıza ördükleri bütün tuzakları, hileleri, sihirleri, büyüleri gerisin geriye o melunların tepesine geçir ya Rabbi. Onları kahreyle, soyları kurut. Onlara karşı bizlere zaferler lütfeyle. Amin. Ya Rabbi sen bizi bir an bile bize bırakma. Ya Rabbi sen bizi bize bırakırsan biz sapanlardan, sapıtanlardan, saptıranlardan oluruz. Yegane güç, kuvvet ve kudret sahibi zatındır ve biz senin nebine ümmet olmaktan başka hiçbir erdemimiz yoktur. Zayıfız, aciziz, ne bileğimize, ne yüreğimize, ne paramıza, ne sayımıza asla güvenmeyiz. Yegane güvencimiz sensin ya Rabbi.
onların kahrına, beddualarına karşı biz sana dua niyaz arz ediyoruz ya Rabbi. Ne olur sevgili Rabbim, benim Nebim Hazreti Muhammed Mustafa'dır diyen bütün sevgili milleti, bütün müminleri her an kesintisiz olarak afakta, enfüste, zahirde, batında, semadan ve yerden gelecek afetlerden, yaramazlardan ve yaramazlığın künhünden hepimizi lütfen, lütfen muhafaza buyur Allah'ım. Amin. Amin. Allah'ım arz etmiş olduğumuz bu dua ve niyazımızı lütfen indindeki Hazreti Muhammed Mustafa'mızın, Hatice-i Kübra'mızın, Fatıma-tü Zehra'mızın, İmam Ali el-Mürteza'mızın, İmam Hazreti Hasan-ı Müşteba'mızın, İmam Hazreti Hüseyin-i Şehid-i Deşt-i Kerbela'mızın, Zeynep bint-i Fatıma'mızın, Veysel Karani'nin sevgili annesinin, Veysel Karani Hazretlerinin, gayb ricali üçler, yediler, kırklar, gayb erenler, Horasan pirlerinin indindeki hatırları hürmetine lütfen dergah izzetine kabul eyle. Allah'ım yöneticilerimize basiret lütfeyle. Yakında belediye seçimlerimiz var. Ya Rabbi ne olur FETÖ'ye hoş bakan, Fethullah Gülen cemaatine kucak açacak, onlarla mücadele etmekten aciz olanları lütfen başımıza bela eyleme ya Rabbi. Allah'ım lütfen bize öyle belediye başkanları, öyle belediye meclis üyeleri lütfet ki FETÖ'yü, küresel çeteyi bulundukları coğrafyada gömsünler ya Rabbi. Aşkınla gönülleri irşad olsun ya Rabbi. Ne olur yöneticilerimizin bizi onların zabun eylemelerine lütfen müsaade etme. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan lütfen emin eyle. Arzularımızda aldanmamıza lütfen müsaade etme. Ya Rabbi, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Amin. Amin. Efendim sorduğunuz bu güzel dileklerle sorduğunuz sorunun cevabını ancak böyle verebilirdim. Peki çok güzel verdiniz bu güzel dilek ve temenniyle. Bu güzel duayla biz reklama gideceğiz ama hayatımda belki de canlı olarak bir yayın sırasında, canlı öncesi de birçok cami cemaatinden, birçok alimden seydasına kadar gittik ama sanıyorum sizden çok ilham aldık. Bizim bunu Diyanet İşleri Başkanı böyle dua yapıyor. Vallahi Diyanet İşleri Başkanlığımızın uluslararası arenada bizi temsili noktada baktığımızda o feyizi özellikle almasını istirham edeceğim. Affınıza sığınıyorum. Horasan pirlerine peki, dönüp bakmaları gerekiyor. Peki, ben çok teşekkür varlığımız ediyorum. Varlığımız sadece onlardandır. Bizim ne mal olduğumuzu bizim hanım en iyi bilir. Kendimizi aradan çıkaralım. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Sosyal medya üzerinden gelen özellikle sorulara da kısmen de cevap vermeye çalışacağız ama burada Sayın Özşahin'in az önceki açıklamaları noktasına baktığımızda Bediüzzaman'ın hayatı üzerinden Batı'ya karşı ilk mesajlarını verirken bir hakaret değil bir bilgi notuydu. Bunu da tekrar düzeltilmesini rica edeceğiz. Ona dokunalım. Onun siyasi bilgisi var bende. Şöyle, peki. Hakaret değil. Yani. Said Nursi eserini, Zülfikar adlı eserini papaya gönderdi. Yani. Gönderdi. Sebebini doğru biliyoruz. Doğru bilginin teyidi açısından önemlidir. Kısa bir reklam, bizden ayrılmayın. Evet, değerli izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekranlarını yeni açanlar için tekrarını hatırlatmakta yarar var. Murat Bahadır Akkoyunlu, önemli konuklarımızdan biri, yine değerli hocalarımızdan biri, Doktor Lütfü Özşahin. Birçok konuya değindik ama en güzel noktada belki de uzun bir aradan sonra böyle güzel bir duada buluşmak da bizi ziyadesiyle de memnun ettiğini ifade etmemizde fayda var. O çok güzel duayı inşallah amin diyerek sonuçlandırdık. Bütün Müslümanların ortak duygusuna da hislerine de tercüman olduğunuzu ifade etmemizde fayda var. Tekrar teşekkür ediyorum hocam. Önemli konuları tartışıyoruz. Özellikle evet, Refah Yol döneminden yetişen veya milli görüşten yetişen insanların acaba CHP ile aynı çizgide, aynı yolda, aynı ittifakta buluşmasına ne demek lazımdı? Batının batıla karşı deyip 15 Temmuz'u karalamaya çalışan halen bir takım mihrakların olduğunu düşünürseniz bu da fazlasıyla da bizi üzdüğünü de ifade etmemizde fayda var. Nedir bunların içerisindeki hırs veya kimler tarafından ne şekilde talimatlandırılıyorlar? Madde bağımlılarına biraz değinmek gerekir. Allah korusun. Bonsaici midir bunlar? Otçu mudur? Nedir? Nasıl bir yapıdır bu? Ne içiyorlar da bunları konuşabiliyorlar? Muhammed Fatih Erbakan Bey niçin bunlarla yolunu ayırdı? Evet. Sorunun cevabı burada. Hı hı. Necmettin Erbakan misyonuna ihanet ettikleri için. Evet. Olay bu kadar basittir.
Nereden biliyorum? Açıklamasını tam dinlediniz mi? Kimin? Şahsın. O parlamentoda konuşmuş. Evet. Dinledim tabii. Evet. Dinledim yani. Açıkça net bir şekilde 15 Temmuz kıyamında bu ülkede yaşayan halkın devletiyle ve siyasetçisiyle birlikte küresel çeteyi mahvetmiş olması onu çıldırtmış. Bu kadar basit. Olay kimin bu kadar. Kimin sözcülüğünü yapıyor? Efendim, şöyle net ifade ediyorum. Fethullah Gülen cemaati kıytırık bir cemaattir aslında. Kıytırık ama yani, devasa büyüdü. Geri zekalıdır. Hiçbir şey bilmezler. Geri zekalılar bu kadar ileri gidebilir mi? Evet efendim, götürülürler. Nasıl? Nereden biliyorum? Hani şirketlere kayyum atanıyor ya onlar için. Evet. Bakın, atanan kayyumlar diyorlar ki ya bu şirketleri bu yöneticilerin yönetmesi asla mümkün değil. Bunların arkasında bir beyin bunları gütmüş. Fethullah Gülen cemaati Türkiye'deki, net ifade ediyorum, kendisi de dahil, ellerinde kilise defterleriyle yıllarca Anadolu'yu gezmiş olan papazların, Brunson gibilerin ve onların dedelerinin. Bediüzzaman'ın bütün külliyatlarını hiç sayıp da biliyorsun zaten kendi yayın organları üzerinden bütün çalışmalarını yapıyorlardı. Geleceğim oraya. Başka bir şey ifade ediyorum. Peki. Brunson dedeleri Türkiye'de ellerinde kilise defterleriyle yıllarca dolaştılar. Bu kilise defterlerine eskiden Anadolu'da kiliseye devam edenlerin listesi vardı. Şimdi yaşayan onların torunlarını ve ailelerini buldular ve Fethullah Gülen cemaati denilen cemaatin FETÖ örgütünün iskeletini onlardan oluşturdular. Gayrimüslim kökenli ailelere mensupturlar. İsterse adı Muhammed olsun. Bu noktaya dikkat çekerim. Bu bir. İskeleti onlardan oluşturdukları için ve bunlar ama kimin adına bunu yaptılar? Hep sizin programlarınızda vurguluyorum. Devleti, milleti, vatanı ve inancı olmayan, Tanrı biziz diyen, aslında Batılıların Şambala diye isimlerini koydukları ezoterik küresel çetenin Türkiye merkezli 3. sınıf ayak takımıdırlar. Onlar tarafından yönetilirler. Günlük mesajlarla yönetilirler. Piramitleri vardır. Talimatlar piramit içinde yayınlanır. Ve gerçekten birer mankurtturlar. Mankurt Cengiz Aytmatov'un romanının adıdır. Bu bir Çin metodudur. İnsanı iradesizleştirme metodu. İnsanı kafasını usturaya vururlar. Mankurtlar, doğru. Kafasını usturaya vururlar. Islak bir hayvan derisini... Mankurt kelimesinin sebebi bu. Evet. Sebebi bu. Islak hayvan derisini o kafaya geçirirler. O kıllar büyür, saçlar büyür, geri döner. İnsanın tepesine girer. İnsan öyle bir hale gelir ki... Düşünemez, konuşamaz, fikredemez. Kendisine ekmek ve su veren ne derse onu yapar hale gelir. Bu böyle bir örgüttür. Efendim, Bediüzzaman mevzuna bir açıklık getirebilir miyim bu arada? Buyurun. Hocamın söylediği şey yanlış anlaşılabilir. Hakaret değil. Olay şu. Said Nursi Hazretleri siyasi bir operasyon yeltenmiştir. Alanının dışına çıkmıştır. Mesele şu. Sovyetler dinsizdir. Komünizm dünyaya hakim olacak. Biz Allah'a inanan dindarlar olarak kiliseyle müttefik olup bu komünistlere karşı mücadele etmeliyiz. Dinsiz ve kitapsızlara olay karşı bu. Mücadelede birleşmek. Ama peki. Unuttuğu bir şey vardı. Şeyde Emirdağ lahikasında da vardır. Ayrı. Yani böyle unuttuğu bir şey vardır. Merkezde kimsenin Allah'la problemi yok. Hazreti Muhammed Mustafa ile problemleri var. Doğru. Ama bu dinler tabiri var ya, dinler. Bunu bir daha söyleyeyim. Hocam bu işin uzmanı. Allah'ın bütün zamanlar boyunca inandığı, Hazreti Muhammed Mustafa'nın, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Adem'in Rabbi, Allah'ın bütün zamanlar boyunca bir tek dini oldu. Onun adı da bütün zamanlar boyunca İslam'dı. Kur'an-ı Kerim'i biraz okuyanlar bunu Hazreti Yakup'ta, Hazreti Süleyman'da, Hazreti İbrahim'le alakalı ayetlerde bulurlar. Benim gibi yarı buçuk bir Müslüman bile bundan haberdar ya. Kur'an-ı Kerim birazcık okuyan yani. Eksik yedik meallerden bile bunu anlar. Ama gel gör ki bu kir maalesef Osmanlı ulemasında da Selçuklu ulemasında da vardır. Onlar da Pavlos'un icat ettiği, Hazreti İsa ile hiç alakası olmayan
Roma paganlığı ile oluşturulmuş Hristiyanlık inancını Samiri ve Belam Bavura vasıtasıyla Hazreti Yakup'un büyük oğlu Yahuda'nın izinde gidenlerin oluşturdukları Yahudiliği Hazreti Allah'ın bir semavi dini zannettiler. Ebu Suud'da bu böyledir. Oradan başladı bütün bu işler. Said Nursi'den değil ki, oradan başladı. Osmanlı'nın da FETÖ'sü vardı, Selçuklu'nun da FETÖ'sü vardı. Hazreti Muhammed Mustafa'mızın döneminin de FETÖ'sü vardı. Bu hiç eksik olmaz. Yezidi. Efendim? Yezidi. Yani eksik olmaz. O açık zahir. Asıl onun dedesi. Ama nasıl büyümesi? Aman efendim dur onu açtırmayın şimdi, bir de bir dayak yemeyelim yani. Olay çok derinlere gider. Ama Hazreti Muhammed Mustafa'mızın döneminde Hazreti Muhammed Mustafa'nın İnşallah Müslüman olsun. Kılıklı FETÖ'sü vardı. Müslüman bu adam. Münafıklar vardı. Yani. Evet. Abdullah İblis Selül gibi. Işte. Yani o açık zahir bahir olan, öbür tarafı açmayacağım şimdi. Bambaşka bir olaydır. Horasan medeniyetini bilmeyen bunları bilemez. Anizilik nedir? Bunu bilmeyenler bunları bilemez. Ama bu dinler dediğimiz safsata Osmanlı ulemasında başladı. Ve Said Nursi'nin bildiği de o. Ona göre Türkiye bitiyor. O günün şartlarına göre öyle bir şey yapmamız lazım. Öyle bir şey yapmamız lazım. Peki, ama dinsizlere karşı böyle bir yani itibar ihtiyaç var. Yani iyi de kilise ne zaman dinli oldu ki? Yani kiliseyi ne zaman samimi gördüğünü diye sormak lazım. Said Nursi yani yargılamak istemiyorum da şunu söyleyeyim. Aslında bu zaten. Hocam araya girecek ona göre. Eyvallah. Peki. Yani ben öğreniyorum. Estağfurullah, buyurun. Alanlıdır, öğreniyor. Estağfurullah. Yani şöyle bir şey var. Yani Said Nursi'nin burada niyetini ben sorgulamıyorum yani. Ama 1950'de işte Zülfikar adlı eserini Papa kaçıncı? 12. Pius'a gönderiyor yani. Sanıyorum 12. Pius, evet. Yani diyor ki işte artık bir komünizm var. 1950'li yılları komünizm. İstila var. İşte dinsizlik falan var. Hı hı. Bunlara karşı diyor beraber mücadele edelim yani. İstanbul Vatikan, büyük Vatikan sefa şeyiyle beraber, temsilcisiyle beraber yani gönderiyor. O dönemde Celal Bayar Cumhurbaşkanı, onun da İstanbul'daki Raconelli, Türk Papa denilen adamla da çok yakın ilişkileri var biliyorsunuz yani. Hatta Vatikan'a ilk giden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Celal Bayar'dır aslında yani. Şimdi o dönemde zaten bir Vatikan'la öyle bir ilişkiler de var. İşte o arada Said Nursi de böyle bir diyalog şeyi yani beraber ateizme karşı, komünizme karşı bir mücadele edelim şeklinde bir teklifte bulunuyor. Eserin günü 12. şeyde de yani yazıyor. Fakat şu var yani Vatikan bir ahtapottur yani. Vatikan'a siz böyle gönderirsiniz de Vatikan sizi bir tutar. Ondan sonra Vatikan'ın hizmetçisi haline dönüşürsünüz yani. Vatikan devasa bir şey. Daha doğrusu Vatikan'la, yani Vatikan'la ilişki kurmak, ya Vatikan'la ilişki kurmak demek, bu anlamda Vatikan'la Batı ile ilişki kurmak demek tabiri caizse ağır olacak ama ayıyla yatağa girmek gibi bir şeydir yani, zararlı çıkarsınız. Şimdi sonra tabii o 1960'larda başlayan yani 60'lardan sonra başlayan 2. Vatikan Konseli ile de zaten bu diyaloğun şey şekli, dışarıya anlatılan şekli aslında çok meşru şeyler yani. Güzel şeyler. Onlar da öyle diyor. Fethullah Gülen de öyle diyor. Şimdi sen diyelim ki hani Fethullah Gülen bu onun avanelerine, o mankurtları çağırsan ne diyecekler sana? Bizim diyalogtan kastımız nedir kardeşim? Ya biz zaten Vatikan'a da Müslüman yapacağız. Olur mu öyle şey? Biz Vatikan'la derler beraber... Bir virgül. Tabii yani. Tabii hocam yani. Bir virgül. Buyurun. Peki. Tabii şöyle yapıyorlar. Kilisede azan okutuyorlar. Tabii. Yalnız Muhammed o ezanda Muhammed Resulullah yok. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Evet. Eşhedü en la ilahe illallah. Hayy alessele, hayy alel felah. Tabii yani, dolayısıyla Vatikan doldu Müslüman. Şimdi bilimsel terimler var işte. Anonim, unnamed Müslüman. Yani isimsiz Müslüman, anonim Müslüman. Müslümanlar önce zaten diyaloğun ilk amacı zaten. Bak burada söylüyorum. Diyaloğun ilk amacı Müslümanlar ilk önce kendi dinleri konusunda şüpheye düşürmek. İlk önce Müslümanları kendi dinlerinden uzaklaştırmak. Birincil hedefte böyle Hristiyan yapmak falan değil. Zaten Hristiyan olsan ne olacak yani? Zaten Hristiyan olsan bile 5. sınıf muamelesi görürsün. Ruslar Ortodoks yani eskiden beri Hristiyanlar ama Ruslar halen Batı'nın köylüleridir. Hristiyanlık sıralamasında bile 3. sınıf Hristiyanlardır. Esas amaç o değil. Şimdi dolayısıyla şimdi diyalogcuları çağırsan bu işi bilmeyenleri kandırabilir. Çok rahat kandırıyorlar. Ne diyorlar onlara?
Biz Vatikan'la beraber ateizmle, ahlaksızlıkla, homoseksüellikle, efendim komünizmle, uyuşturucuyla mücadele ediyoruz. Hı hı. Birbirimizin hakkındaki şeyleri de yani birbirimizin hakkındaki ön yargıları da ortadan kaldırıyoruz. Kardeşim, bunun diyor neresi kötülük? Ne kadar güzel değil mi? Sen buna itiraz eder misin bir Müslüman olarak? Ya dersiniz ki samimi bir dilek temeni gibi bir şey. Tabii yani. Bu. Ama şimdi mesela diyor Lumen Gentium bölümüne bakıyorsun. Yani o yabancılarla ilgili diyalog belgelerine bakıyorsun. O da Papa işte Kardinal Arinze bu sefer açık konuşmaya başlıyor. Diyalog diyor bizim için diyor bütün yeryüzünü küresel düzeyde diyor vaftiz etmektir diyor. Mesaj yani değişti. Diyalog esas amacı budur. Hı-hı. Yani kapsayıcılar söylüyor. Bundan dolayı değil midir ki Anadolu'ya? Yani mesela biz şunu yapacağız diyor diyalog. Çünkü diyor biz diyor Türkleri Müslümanları diyor Hristiyanlaştıramadık ama eski yöntemler diyor sona erdi diyor. Misyonik yöntemleri sökmüyor diyor. Yani Hazreti Peygamber'i kötülemekle diyor bu işler olmuyor. Geri tepiyor. Nasıl yapacağız bunu? Diyalog yoluyla Hristiyanlaştırma. Efendim işte sizin dininizde de Tanrı kavramı bilinebilir. Ama bu sizi kurtuluşa erdirmeye yetmez. Sizin peygamberinizin de peygamber olma ihtimali vardır bak. Vardır ama... Şaibe. Şaibe ama... Sizin peygamberinizin böyle Hazreti İsa gibi direkt hakikati temsil etme kapasitesi tartışılabilir. Ne olacak? Final salvation, son kurtuluşa sizin dininiz sizi götüremeyebilir. Final salvation, son kurtuluşa ancak İsa Mesih'e iman etmekle gidebilirsiniz. Gibi bir takım Adnan Oktar'ın da İsa Mesih noktasında yani bir takım mesela diyor ki tam evet da yani. Böyle bütünleşiyor aslında. Tabii diyor ki mesela bizim için diyor diyaloğa giden diyor bir kişi diyor Holy Pilgrim yani kutsal bir diyor hacıdır diyor. Şimdi bu gizli belgelerde bunlar var. Diyalogtan adamların neyi kastettikleri ortada yani zaten. Hı-hı. Peki yine bir virgül alalım. Buyurun. Suat Yıldırım. Evet. Sakarya İlahiyat'ın rektörü. İyi tanışırdım kendisiyle. Şimdi kaçak Mısır'da. Kaçak demeyin ya. Bakın yaptığı tahrifatı. Hmm. Yani Müslümanı Hazreti Muhammed'siz, İslam'sız bırakma yöntemleri. Bunlar prim yaptı bu ülkede. Efendim elbette şimdi geleceğiz. Az sancı çekmedik efendim. Ben 10 sene AK Parti'ye yaklaşamadım. FETÖ'yle mücadele eden birisi olduğum için AK Partililer benimle yan yana gözükmekten imtihar. O başka bir mevzu. Evet. Hayır, yaşadığımız acıyı hocam söylüyorum. Hocam da o anlamda bir sürü hakarete maruz kaldı. Elbette okudum efendim kitaplarını. Hı-hı. Biliyorum. Bakın. Elmalı Hamdi Yazır beyefendinin merhumun evet. Bir tefsiri bir de meali var. Evet. Meal yani Türk Kur'an'ın Türkçe tercümesi. Aynen. Kur'an değil. Evet. Onu bunlar bedava dağıttılar. Bedava o dağıttılar. FETÖ'nün adamları. Tamam. Tabii. Suat Yıldırım ismi imzası da var. Yalnız değişik versiyonu. Yalnız meal, hı-hı. Yalnız meal Elmalı Hamdi Efendi'nin. Tamam. Bakın Kur'an'da bir ayet vardır. Çok sırlı bir ayettir. Bilmediklerinizi zikir ehlinden sorun. Bilmediklerinizi. Zikir ehlinden hı-hı. Sorun. Fes'elû min ehli zikr. Yani ehli zikr. Çok enteresan. Sorun. Yani çok derindir yani. Hangi ayet derindi ki? Hı-hı. Suat Yıldırım Elmalı'nın mealini de tahrif ederek dağıttıkları Elmalili Hamdi Yazır'ın mealinde bu ayeti şöyle değiştirdi. Bilmediklerinizi Yahudiliği ve Hristiyanlığı iyi bilenlerden sorun. Sorun tabii. Hatta i̇şte, şunu yaptı. Öyle bir ekleyeyim. Aşağılık alçaklık hayır, boyutuna şöyle, girebilecek kadar şey. Ya şöyle alçaklık yaptı daha ileri yani, gitti. O adamın batıl matıl demesi bunun yanında hiç kalır. Dinle, şöyle oldu. Doğrudan evet veriyordu yani. Şimdi daha referansı Hristiyanlığı ve Yahudiliği söylüyor. Yani, kusura bakmayın virgül attı. Estağfurullah o yine iyi bir şeydi. Yani bizim bir arkadaşımız da onu yazdı. Tefsirde bir tahrifat faaliyeti olarak Vedat Özcan arkadaşım yazdı. Tefsir tarihinde hiç olmayan bir şey yazdı. Suat Yıldırım. Yani hı-hı. Resmen Kur'an'ı tahrif etti. Yani Kur'an'ın ayetleri arasına dipota değil. Hani normal okuyorsunuz lütfen ya yüzünden. Çok dikkat bu noktaya. Çok dikkat. Yok. Lütfen. Korintuluslara 1 işte. Efendim Matta İncili Bab 2. Efendim Markos 3. Efendim işte peki, Paul. Yani
Kur'an-ı Kerim'in metnin içine dipnot değil. Dipnot değil. İçine şeyleri sıkıştırıyor. Bu çok aydın ilim adamı, bilim adamı, efendim alimdi, seydaydı, şeyhti vesaire. Bunlar ne iş yapardı diye sormak lazım. Yani şimdi bu işler bu kadar yani münafıklığa bu adamlar, karşı neden Diyanet İşleri Başkanlığı problemi şu işte, yani ne yapıyordu? Problemi şu. Hı-hı. Ya o dönemde o kadar ilahiyat fakülteleri var, Diyanet İşleri Başkanı var. Çıkıp da şunu demediler ya, bu nasıl bir terbiyesizliktir? Hani tefsir yaparken dipnotta işte bu iş Fethullah Gülen onları cennetten diyebilirsin. Yani bak bunu yine tolere edebilirsin. Hı-hı. Bu olay Tevrat'ta, İncil'de şöyle geçer de öyle değil. Peki. Metnin içine yazmak suretiyle Kur'an'ı hayati haline getiriyor ya. Evet, tahrif etti ve bu evet, oluyor. Çok yani. Can şimdi acıttı beni, kanırttı evet. Bir şey örnek vereceğim. Hı-hı. Tabii tabii. İsim vermeyelim gel. Yıl 2003-2004. Eski Diyanet İşleri Başkanlarımızdan, Fransa Sorbonne'da okumuş. Diyanet İşleri Başkanlarımızdan, Fransa Sorbonne. Bir bey, hı-hı. Devlet Bakanı. Sait Yazıcıoğlu değil mi? Türkiye Devlet Bakanı. Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmayı dinledim, deliye döndüm. Devlet Bakanı, Diyanet ona bağlı. Dedi ki, mümin olmak için La İlahe illallah demek yeterlidir, Muhammed Resulullah demeye gerek yoktur. Bunu açıklıyor meclis kürsüsünden Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bağlı olduğu Muhammed Resulullah demedi mi Müslüman olamaz. Orası kesin. Yani ya toplumu nasıl zehirliyorlar ya? Bu böyle bir efendim hocam bir şey söyledi. Bakın bu toplum Cumhuriyet'te zehirlenmedi. Emevilerden beri zehirleniyoruz. Güney Müslümanlığı dedikleri şeyle zehirlendik. Aniciler girdi Anadolu'ya. Aldılar sarayın dinini elimizden. Mahvettiler, katlettiler İmam-ı Şafii'yi, İmam-ı Hanefi'yi, yoklar. Konu çok derindir. Ve bunların hepsi Şambala küresel çetesiyle ilişkildir. Örnek, Süleyman'ın Şeyhülislam'ı Ebu Suud, devlete faizi ilk çakan adamdır. Faizciliği Osmanlı'da başlatan adamdır. İmami Birgivi ve Çivicizade bu adama muhalifler. Devlet faizcilik yapamıyor. Ama işte Çivicizade ile İmami Birgivi ile tartışması var. Fakat padişah tavrını Ebu Suud'dan yana koyuyor. Ama İmami Birgivi ve Çivicizade nasıl olsa aniden birdenbire ölüyorlar. Hocam o da var öyle tabii. Bir şey ki. Şimdi tamamen başka bir şey söyleyeceğim. Vakıflar, ama bugünün FETÖ'sü. FETÖ'sünün var ya derinliği aldı evet. Başını gidiyor. Yani, o İmam-ı Ebu Suud'u. Zangoş dediğin böyle basit bir şey değilmiş. Değil. Bakın zaten mesele Nebiler üzerindendir. Yani çok özür diliyorum. Elini öpüyorum. Estağfurullah. Calvin diye bir adam var. Protestanlık başlatıcısı. O da Hristiyanlığa, o zaman gelenekler Hristiyanlığa, o da faizi çakan adam. Yalnız ilginç. Calvin'le Ebu Suud arkadaş. Mektuplaşmaları var sanıyorum. Yanlış. Olay küresel. Şam küresel çete bugün olmadı. Bugün var olmadı. Milattan önce 3000'den beri Babil merkezi bunlar var. Ve bunların hakkından gelen yegane kadro o halk arasında bizim 3'ler, 5'ler, 7'ler, 40'lar dediğimiz Kur'an-ı Kerim'de Saffet suresinin 8. ayetinde Mele-i Ala, yüce üstadlar olarak bilinen meclisin müdavimleri, Horasan coğrafyasının erenleri. Bu sohbetin başına geliyorum. Onun için biz Türk milleti bu coğrafyadayız. Bizden sorulur. Sırtımız oraya dayalıdır. Kim geliyorsa gelsin. Hodri meydan. Öyle midir hocam? Evet, yani bu Türk milletinin şöyle bir şey var. Hani bir Kur'an-ı Kerim'de bir ayet vardır. Yani وَاِنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ ayet-i kerimesi vardır. Yani eğer siz dinden dönerseniz yani El-Maide 54. Evet. Dinden dönerseniz Allah yani dönerseniz dönün. Allah yeni bir kavim getirir yani. Allah o kavmi sever. O kavim de Allah'ı sever. Daha önceki kavimlerin yok olduğu gibi. Evet, yani şöyle bir şey var. Tarihsel olarak yani Emevilerden sonra, Abbasilerden sonra gerçekten İslam'ın bayraktarlığını yani İslam'ın bayraktarlığını zalimle, zulümle savaşma görevini Türk milleti üstlenmiştir. Onun için ben her zaman tarihsel anlamda yani kavramın tarihsel yürüyüşü olduğu olarak... Bizler bunu fazla dinlendirdiğimizde çok abartıyorsunuz gibi bir algıya karşı olarak da çıkıyor. Böyle bir milletin İslam sancağına sahip olması, savunması neden evet. Birilerini rahatsız ediyor? Şimdi şundan rahatsız ediyor. Çünkü bu adamların bence
Türklükle sorunları var yani. Bunların bir çoğu kriptodur. Neden rahatsız oluyor? Yani çünkü, bir sultanla. Şöyle Müslüman hissetmiyor kendisini büyük bir ihtimalle. Çünkü kavramın bir tarihsel yürüyüşü var yani. Türk kavramı İslam'la özdeş bir kavramdır yani. Bir adam Türkse Müslümandır diye tanımı var. Yani bir Amerikalı'ya zaten Türk ismini kullanıyorsanız bir virgül, bir virgül müzey Müslümandır'ın ötesinde İslam'ın ve Hazreti Muhammed Mustafa'nın ve Ali Aba'nın muhafızıdırlar. Bu kadar. Daha yani ileri, evet yani tarihsel şimdi tarihsel olarak böyledir. Yani her Müslüman bunu iyi bilmesi gerekir. Tabii tarihsel olarak böyledir. Ve bu Türklük kavramı da dediğim gibi onun için bu ırkçılıkla bir alakası yoktur. Ve bu Türklük kavramının ruhu kesinlikle İslam'la oluştuğu için yani bu bir şey olarak aslında bir medeniyeti de ifade eden yani kuşatıcı bir kavramdır. Dolayısıyla evet yani bu ülkede bu kavramdan rahatsız olanlar falan var yani. Ama zaten dediğim gibi Anadolu halkı hiçbir zaman ırkçılık yapmamıştır. Irkçı falan değildi. Buna gerek de duymamıştır. Böyle peki, bir kompleks. Şöyle bir cevap çıkar da hocam şurada. Bugün ırkçı hastalığına kapılan toplumlar var. Bu ülkemizde de var. Örneğin bir Laz, bir Kürt, bir Çerkes onur ve gurur duyması gerekir. Türkler İslam sancağının bekçisidir. Evet. Doğru mu? Muhafızıdır. Doğru. Muhafızıdır. Direkt muhafızı. Bugün, bak, onur bugün duyması de, lazım değil mi? Bak bugün, onur tabii, bugün de olan o zaten. Peki, bugün de olur zaten. Bugün o. Neden bu ırkçı hastalığından dolayı bir türlü bazı şeyleri hazmedemediler diye sorsam siz sorun var dediniz. Yani aslında İslamiyet'ten şimdi, bir sorun şöyle, var. Şöyle İslamiyet'te sorun lazım. Yok da bak şimdi bu işin teorisyenlerine bakmak lazım. Yani şimdi en büyük teorisyenleri kim? Yani işte bu Van Beri'den tutun Ziya Gökalp'e kadar, Mohis Cohen'e kadar yani işte bu şeyi saymasak yani bizim Nihal Atsı saymasak çoğunluğu gayrimüslim kökenlidir. Bir de diasporadandır yani işte Kırım Tatar kökenlidir. Onları da anlamak lazım. Ama dediğim gibi birileri Anadolu halkı adına, Anadolu'nun Türk halkı adına birileri ırkçılık yapmıştır. Kesinlikle Anadolu halkı, Anadolu Türk'ü asla ve kata ne Ermeni'ye, ne Laz'a, ne Çerkez'e, neyse yani diğer etnik gruplara asla ve kata ırkçı olarak davranmamıştır. Bu işin teorisyenleri Türkler değildir, yabancıdır. Nedir? Çünkü anlamak lazım. Yani bu bir ulus devlet projesi vardı ve ulus devlet projesi, yani Fransız devrimine kadar uzatabiliriz. Yani Osmanlı coğrafyasını parçalamak için, yani bu coğrafyada çok fazla devletlik devletler üretebilmek için elbette ki yani ırkçılık bazında da milliyetçiliği tırmandırmak gerekiyordu ve bu tırmandırılmıştır ve ırkçılık yapılmıştır. İşte bu coğrafyada işte iri ufaklı devletler kurdurmuştur. Amerika'nın işte Batı'nın, İngiltere'nin uçaklığını yapan, halen de yapmaya devam eden bu şey dersi devletler, çok affedersiniz yani siyasal fahişe devletleri kim oluşturdu yani? İşte bu Batılılar oluşturdu. Mısır'da işte Baas ideolojisidir, ırkçı bir ideolojidir. Arap milliyetçiliği merkeze alır. Bak kurucuları Arap mıdır? Hayır işte birisi Michel Eflak, Zeki Arsuzi, Efendimiz Salah Bihar. Bunların hepsi işte Amerikan, Beyrut Amerikan Koleji mezunu. Sonra çok tesadüf değil. Hepsi de Sorbonne Üniversitesi mezunu yani bunlar. Bir yerden çıkmış. Tabii ya, orada Arap farklı. Orada Arap ırkçılığını tırmandırıyor. Şimdi, burada da Türk ırkçılığını tırmandırıyor. Neden? Tabii ki İslam dünyası mutlaka bir araya, kesinlikle bir araya gelmemesi için. Ve buraya da ne diyor sana? Her türlü kumpas açık. Herkes kumpası açık, buraya da Orta Doğu diyor. Hocam abi, az önceki önemli bir konu vardı. Evet. Zangoç'un uşaklarından birinin ayeti değiştirmesi noktasında izleyicilerimizden biri Zekeriya Kaya da çok da güzel bir şey. Ayrı zaman da dinsizliğe karşı dindar İsevilerle ittifak etmeyi hadis ifade ediyor diyor. Buna ne diyeceksiniz? Şimdi mesela bu hadislerin bir kısmı, hadislerin bir kısmını ben biliyorum ama yani hadislerin bir kısmı yani sahih olsa bile sahih, şöyle bir şey var. Bu arkadaşlar şurayı anlamıyor ya. Ya çok saflar bunlar. Ya gerçekten bazen kızıyorum. Ya aziz kardeşim, Vatikan'ın amacı hakikaten dinsizlikle. Ya dinsizliğin merkezi Vatikan yahu. Beni şimdi konuşturacaklar. Ya dinsizliğin merkezi orası zaten. Şimdi Vatikan'ın amacı gerçekten dinsizlikle, ateizmle, eşcinselikle, epidemik, yani epidemik ahlaksızlıkla mücadele etmek olsa bunu anlıyorum. Fakat Vatikan'ın böyle bir amacı yok.
Hristiyanlığı, Vatikan'ın böyle bir amacı yoksa o zaman Vatikan'la niye diyalog yapıyorsun? Vatikan'ın amacı belli. Diyalog belgeleri ortada. Adamın diyalogdan kastettiği ortada. Küresel vaftiz. Peki o zaman yani bu hadisi de bu şekilde çarpıtmanın bir manası kendisine yok yani. Kendisine karşı olan İslamiyet'i yok etme dediğimiz bir şey yani. Peki tabii buyurun, siz bir virgül dediniz, buyurun Bahadır Hocam. Müsaade var mı? Estağfurullah, estağfurullah. Diyanet'in yayınladığı 5 ciltlik bir tefsir var. Hı hı. Orada Hayrettin Karaman Bey'in de adı var. O da diyalog şu canım tabii o zaman. Şimdi büyük müfessir. 62. El-Bakara fakir, suresinin 62. ayetinin tefsiriyle alakalı açıklamada şöyle bir hadisi şerif yazıyor o kitapta. Hı-hı. Kaynağı da var. Soruyu soran Selman-ı Farisi, ki Selman-ı Farisi İslam terminolojisinde gayb ricali olarak bilinir efendim. Evet. Yani gayb seçkinlerdendir. Yani mümindi. Hazreti Muhammed Mustafa'mızdan önce de mümindi. Geldi Resulullah'la buluştu. Peygamberin çok sevdiği sahabelerden birisi evet. Yani. Evet. Soruyor ya Resulallah, benim tevhid ehli arkadaşlarımın durumu nedir? Yani Allah'a iman ediyorlar. Peygamberlere, kitaplara, meleklere, ahirete iman ediyorlar. Şirkle hiç alakaları yok. Hı hı. Resulullah'ın verdiği cevap. Buraya çok dikkat. Benim ümmetimden olan Yahudi ve Hristiyanlar beni duyup da bana tabi olmazlarsa cehennemdedirler. Hatta şöyle bir şey var. Şu anda diyor Meryem oğlu İsa gelse diyor. O da hadis. Evet. Meryem oğlu İsa gelse diyor bana tabi olur. Beni duyup da tabirinin altını çizin tabii, ama. Tabii. Dikkat buyurun. Biraz evvelki arkadaşlarımın sözüne bir açıklama. Hı hı. Peki, yani Resulullah Hazreti Muhammed Mustafa hakkında doğru bilgi sahibi olmuş olan. Ve dikkat buyurun burada ümmet kelimesi Müslümanlar değil. Bütün insanlığı kapsar. Biz yanlış tabii, kullanıyoruz. Yani şöyle, Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmeti bütün insanlıktır. Onun için eski ulema ümmeti davet, İslam ümmeti icabet demek veya yani. Müslüman demek birbirindeki ayrışmayı bilmekten ya, ümmet, geçer. Yani Müslümanların, Müslüman halifenin hakim olduğu coğrafyada yaşayan insanlardır. Bu anlamda bunun içerisinde Hristiyanlar da olabilir. Hepsi girer. Hepsi girer yani. Evet. Beni ümmet. Beni duyup da bana tabi olmazlarsa. Peki duymayanlar? Duyurmadınız. Duyulmadı, bilmiyor. Yani adam bilmiyor. Hı hı. Derler ki görüştür bu da. Bakın bu hadis değil, bundan sonraki hadis değil. İyi bir hayat yaşarsa, kendine ve başkasına zarar vermezse cennete gidebilir. Şartı ne? Hazreti Muhammed Mustafa'dan hiç doğru haberdar olmamış olacak. Bilmeyecek. Bu mevzu bu kadardır. Elinden geliyorsa bırak papazla, papayla uğraşmayı da git kiliseyi reddeden Batı insanlığının imdadına koş be adam. Bugün diyorlar ki Avrupa'nın %56'sı dinsiz. Niye? Kiliseyi reddediyorlar. Ben çok karşılaştım. Adam diyor ki ben Tanrı'ya inanıyorum, kiliseyi reddediyorum. Ya bundan uğraşsana, elini buna ulaşsana, elinle bunu tutsana, Hazreti Muhammed Mustafa ile onu buluşturma derdinde olsana. Sana mı kaldı Papa ile gittim? Şöyle bir zaten burada problem şu yani. Adamlar diyaloğu niye yapıyor? Daha yani aslında diyalog Vatikan Konsili'yle falan başlamaz. Aslında milattan sonra 1. yüzyılda Yahudi Tripayül'e diyalog diye Yahudilerle ve Hristiyanlığı barıştırmak. Yani diyalog aslında akıllıca bir şey. Adamlar şunu yapıyor. Protestanlarla Katolikler arasında, Ortodokslarla Katolikler arasındaki problemleri çözmek, Hristiyan dünyasını bir araya getirmek. Değil mi? Esas diyalogun amaçlarından birisi bu. Ne kadar güzel. Şimdi bu İslam'ı çok sevdiğini söyleyen bu adamlara sormak lazım. Siz niye bu mezhepler arasında o kadar bir problem var? Gidin İran'la Caferi alimleri çağırın. İşte onlarla beraber Müslümanlar arasında diyalog yapın. Yahu Müslümanlarla bir araya gelemiyorsunuz. Hatta gelmek istemiyorsunuz. Dışlıyorsunuz onları ama Hazreti Peygamber'e işte meşugga diyen, haşa deli diyen bir şeyle, şizofren diyen bir Yahudi ile bir araya geliyorsun. Hazreti Peygamber'i cinsel sapkınlıkla suçlayan Vatikan'la bir araya geliyorsun. Ama işte Hazreti Peygamber anıldığı zaman gözünden yaş gelen işte bir takım İslam dünyasındaki cemaatlerle, farklı mezheplerin temsilcileriyle bir araya gelemiyorsun. Burada bir samimiyet var mı? Bunun bir samimiyet yok yani. Bunun sebebi tabii. Hazreti Muhammed'i olmayan,
Hazreti Muhammed'den ayrıştırılmış ucube adına İslam denen bir inancı bize saplamaktır ve tabii, küresel çetenin kölesi yapmak. Şimdi şöyle bir şey vardır, bunu her zaman söylüyorum zaten, o bir takım Türkiye'de bir takım biliyorsunuz yapılanmalar var. Eğer Hazreti Peygamber'i şeyden çıkardığınız zaman, örneklik, numuneli, imtisal olmaktan çıkardığınız zaman kesinlikle ortada İslam diye bir şey kalmaz yani. Onun için dediğiniz gibi Batı'nın büyük bir derdi, size katılıyorum, Batı'nın derdi İslam'ın Tanrı anlayışıyla, Allah anlayışıyla değildir. Hazreti Peygamber'in yaşayışıyla, Hazreti Peygamber'in kurmuş olduğu medeniyetle, Hazreti Peygamber'in getirmiş olduğu ahlakla, ahkamla ilgilidir. Onun için de bütün problem Hazreti Peygamber'in üzerinde düğümlenir. Bizim bir takım insanlarımıza Kur'an'ı yorumlarken işte Hazreti Peygamber'i devre dışı bırakan bir anlayış da var. Şimdi bu anlayışa tabii burada girmek istemiyorum. İşte bu tarihselcilerden mealcilere kadar çok o ayrı bir geniş program bir yelpaze olacak ama Hazreti Peygamber İslam dininin hayata geçmiş şeklidir, mücessem şeklidir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber, Hazreti Peygamber'in tarihsel ve toplumsal örnekliğini ortadan kaldırdığımız zaman, açık söylüyorum, ortada İslam dini diye bir şey kalmaz. Onun için de tüm oryantalistlere falan baktığınız zaman, kötü niyetlerini kastediyorum, Türkiye'deki bir takım kripto adamlara falan baktığınız zaman genelde Hazreti Peygamber'in şahsiyetine saldırırlar. Burası çok önemlidir. Buraya peki, çok şöyle bir soru lazım. Çıkamaz mı hocam? Şimdi bu söylediklerimize evet, İslam'ı tebliğ edeceğiz. Dinimizi, evet, güzel dinimizi tebliğ edeceğiz. Müslümanların kendi aralarındaki sorunlarını çözdüler de mi? Ya başına benziyor. Evde şimdi kavga var, burada komşudaki kavgaya gidiyorsun filan. Hayır, bir batılıya örneğin bir şey tebliğ edeceksiniz. Ya içimiz problem. Şii'yle yan yana gelemiyorum. İşte Mısırlı'yla yan yana gelemiyorum. Rusya'daki yani, yan yana gelemiyorum. Sorunu çözmedim ki seni çözeyim. Ama, buna ne demek ama lazım? Ama hahamla papazla bir araya gelebiliyorsun. Tabii. Ya mesela şöyle bir şey vardı. Bak mesela bu Eser Şeyhi vardı eskiden. Yine izleyicilerimizden biri de çok güzel bir soru sormuş. Onu da paylaşayım. Belki ona da cevap vermiş olursunuz Erdal Acar Bey. Ateizmin kaynağı bizzat Roma'nın kilisesi diye özetlemiş. 400 yıldır demiş. Hristiyan kökenli ateistlerin hep bu kiliselerden çıktıklarını görülmesiyle ifade etmiş. Vanini hadisesi vardır. Mesela Vanini 1600'lü yıllar, 17. yüzyılda evet yani kiliseden çıkar ateistler, doğru. Onun nedeni de şu tabii, yani şöyle desek bilimsel olmaz. Yani kilise bizatihi ateizmi telkin ediyor değil de, yani orta çağdan itibaren bütün eğitim kurumları şeyin, kilisenin tekelinde olduğu için, yani kilise skolastik, skolastik ne demek? Okullu demek yani son tarihinde. Kilisenin tekelinde olduğu için işte bilim adamlarının büyük bir bölümü de kiliseden çıkmıştır. Yani hepsi yani kilise kökenlidir. Filozofların büyük bir kısmı. Nietzsche bile küçük papazdır yani ateisttir ama yani diyelim ki işte Galileo çocuklarını işte kiliseye gönderen, onların rahibe, kızlarını rahibe yapan bir yapıdır. Yani bu Avrupa'nın büyük bilim adamlarına falan baktığınız zaman elbette ki yani kilise kökenlidirler ve dolayısıyla çok önemli ateistlerin bir bölümü de evet kiliseden çıkmıştır. Ama hepsi böyle midir? Doğru değildir tabii. Hepsi böyle değildir tabii. Avrupa'da Descartes gibi yani veyahut da Kant gibi, Nicole Marbranche gibi, ne bileyim yani Blaise Pascal gibi, efendim Aquinas Thomas gibi yani. Tabii ki imanlı olan yani Allah'a inanan şey filozoflar da vardır. Yoksa tabii Avrupa tarihi tamamen Avrupa felsefe geleneği ateist bir gelenektir şeklindeki bir tez doğru değil tabii ki yani. Peki. Teşekkür ediyorum. Özellikle siz orada bir virgül istediniz. Ben tamamlasın diye. Müslümanların kendi aralarındaki sorunlarını bitirdiler mi? Başkalarına tebliğ etsinler diye. Siz bir virgül istediniz ama söz vermedim. Buyurun size söz vereyim. Bir şu anda ikincisi, Türkiye'miz olarak. Peki. Şunu da sormak isterim. Buradaki en önemli meselelerden biri de şu. Kardinal denilen şahıs geniş bir coğrafya hükmeder mi diye sormak lazım. Bu kardinal öyle bir kardinal ki
Amerikan kıtasından tutun Afrika'ya, Afrika'dan tutun Orta Doğu, Orta Doğu'dan tutun Balkanlara, Asya'ya kadar bir kardinal. Bir kardinalin bu kadar yetkisi İkinci olur mu? Kısaca, İkinci peki. sorunuzdan başlayayım cevaba. Peki. Efendim, Uganda'da bir petrol rafinerisi işletmeye verilecek. Kime verileceği konuşuluyor. Türkiye'den Pensilvanya zangocunu arıyorlar ve diyorlar ki koça verelim mi bunu? Peki. Uganda'daki petrol rafinerisinin işletmesinin kime verileceği Türkiye'den Pensilvanya zangocuna soruluyor ve deniyor ki koç istiyor, ona verelim mi? O da diyor ki verin, gönlünü kazanırsınız. Ve Uganda'daki petrol rafinerisini işletmeliği zangocun onayıyla. Peki bu gücü nereden alıyor? Küresel çete, özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye dünyada devlet bırakmadı. Tek bir İngiltere yok, tek bir Fransa yok, tek bir Amerika yok, Almanya hiç yok, Türkiye iki, tek devlet değildik. Bütün devletlerin bünyesini, medyasını, özellikle finansı, silah sanayini, iş adamlarını, medyayı, siyasetçileri... Erdoğan ne yapsın şimdi efendim, diye sormak bakın, lazım. Yok, yani hep bu... beraber yapıyoruz. Bu kadrolarıyla donattılar. Gladio'yu koydular, bekçi. Onun için batılı bir adamın şöyle bir sözü vardır. Geri kalmış ülkeler kendi ordularının işgali altındadır diye. Onlar dünyayı gasp ettiler. Yönetimler onların zaten elinde oyuncaktı. Türkiye eskiden bir maskaraydı onların elinde, devlet yönetimimiz. Erbakan'ın çektiklerini ben biliyorum. Onunla birlikte yaşadığım için haberim var. Şimdi sorunuzun cevabına. İşte o küresel çete, özellikle Afrika ve İslam coğrafyasındaki inisiyatifini bunun emrine verdi. Bunu oralarda etkin kılmak için. Neden? Söz sahibi. Çünkü o Hazreti Muhammed'i yok eden, ortadan kaldıran, İslam'dan Kur'an'ı kaldıran, kendisini Mesih ilan eden ucube bir inanca bütün bu coğrafyayı düçar edecekti. Hazreti Muhammed Mustafa'dan, onun itretinden, karakterinden, ehli beytinden soyundurulmuş bir İslam artık bir ucube İslam'dır ve istedikleri gibi köle olarak evirip çevirirler. Gün gelir koskoca Mekke ve Medine'nin Hadimül Haremeyni ünvanı taşıyan adama İsrail'le savaşmak haramdır dedirtirler. Olay bu kadar basittir. FETÖ dediğim, şimdi bu noktada da ben bir şey hatırlatayım. Biraz evvel Allah lütfetti, duamızda niyaz ettik. Allah Cumhurbaşkanımıza, Devlet Bahçeli Beyefendimize, iyi niyetli bütün devletlilerimize basiret versin. Başımıza FETÖ'yle mücadele etmekten imtina eden korkak, geçmişte FETÖ tarafından ortak pisliklere bulaşmış hiç kimseyi bize belediye başkan adayı olarak önümüze lütfen yalvarırım getirmeyin. Neyi konuşuyoruz biz? Her bir belediye başkanlığımız bir kaledir. Sakın ola ki geçmişte FETÖ'yle aynı çanaktan yudumlamış olan, aman efendim 80 milyonun hepsi FETÖ'yle bir şekilde ilişkiliydi diyenlerin sakın bize belediye başkan adayı olarak karşımıza getirmeyin. İhanet etmiş olursunuz. Size batıl diyen o adamla af dilemezler mi? Efendim, mücadele edecekse mesele yok. İşte Tayyip Erdoğan demedim, aldattılar beni. 2010 efendim, Türkiye'nin FETÖ ile mücadele tarihini hangi tarihten başlattılar? 17-25 Aralık'tan değil evet. mi? Ne münasebet? Cumhurbaşkanı 2011'den beri savaşıyor ya. 2009 yılından beri. Benim bildiğim 2010 ya. Yani, devlet kayıtlarında ya, niye 2004 yılından beri. Niye 17-25? Milli Güvenlik Kurulu'ndaki 2004 kararlarını okumak lazım. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bir şey, bak biz iki saattir çok tehlikeli, ta Babil'den gelen bir tehlikeden bahsediyoruz. Bir Müslüman cemaatten bahsetmiyoruz. Çok ciddi bir İslam'ın, Türk milletinin yok edilmesinden, coğrafyamızın esir edilmesinden bahsediyoruz. Ama orduda her gün Türk Silahlı Kuvvetleri kazıyor böyle, FETÖ'cü kazıyor. Sistemini kurmuş, kaçağı yok. Haberlerde izliyorsunuz, her gün. Bu niye bürokraside ve siyasette yok? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurduğu sistemi kur, bürokrasini de temizle, siyasetini de temizle. Temizlemezsen o parlamentoda sana bakarak,
Allah sizin belanızı versin diyor millet diyen adamla aynı safa düşersin. Nokta. Bundan daha açık nasıl izah edeyim? Ölüyorum. Korkudan ölüyorum. İstanbul var, Ankara var, Türkiye var. Belediye başkanları seçeceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti'ye oy vermek haramdır dedi. Buna ne diyeceksin? Efendim şöyle söyleyeyim. Soyisli İslam olan adam Hazreti Muhammed'siz İslam'ı yaymakla uğraşırsa Kılıçdaroğlu'ndan da fetavayı Kılıçdaroğlu'ya çıkar. Ben de bir kitap yazayım ona da diyeyim fetavayı Muradiye ne var yani? O önemli değil. Benim ne yaptığım önemli. Benim ne yapacağım önemli. Kılıçdaroğlu ya onlar zaten gerekeni yapacaklar. Peki kimler bu özellikle AK Parti'ye getirip bu FETÖ'yü yamadığı, bu kadar sızmasına vesile oldu diye soracak olursam nasıl bir cevap çıkar? Çok net söyleyeyim. Neden ittifaklar yapıldı diye birçok yerden, kamuoyunda en çok, evet sizin programın başındayken ifade ettiğiniz şekliyle, efendim FETÖ'nün en çok büyüdüğü dönem. Hemen arz edeyim. Teşekkür ederim. 1963'te başladı. Halk evlerinin üyesiydi, CHP'nin de üyesiydi bu adam. Kimse hikaye anlatmasın. FETÖ mu? Evet. Halk evlerinin üyesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aidat ödeyen bir adam. Çok güzel vaizdi. O dönemde öyle vaizler çıkıyor muydu? Hayır efendim, daha gençlik yılları. Daha tamam, sonra gençlik yıllarında zaten vaizliğiyle nam salmış. Hayır efendim, 1970'te Demirel parlattı bunu. Bunu Demirel parlattı. Nurettin Verender ki daha 13 yaşındayken babasının kabını beğenmeyen bir adam. Efendim ben FETÖ ile iltisaklı hiç kimsenin sözüne itibar etmiyorum. Eyvallah onun ayrı kendi bir şey. Bildiğim var çünkü. Ben siyaset bilimciyim. Eyvallah. Demirel parlattı. Çünkü 1960 darbesi bir Pentagon küresel çete darbesidir. Kendi sağını solunu şeriatçısını cemaatçisini yetiştirmiştir. Ben daha çok iyi hatırlıyorum. Ben daha ilkokuldayım ya 1964-65'li yıllar. Hiç unutmuyorum. Aramızda ilkokul öğrenci siyasi tartışmalar yapıyoruz. Elimde Adalet Partisi'nin demir kıratı. Arkadaşlara şöyle derken kendimi hatırlıyorum. Oğlum bizim Amerika gibi dostumuz var. Rusya bize bir şey yapamaz. Biz ya bütün sağcıların da solcuların da ilahi abedeydi ya. Bu ortamda aldılar bunu. 70'ten sonra bunu Demirel parlattı, imam yaptı, vaiz yaptı ve bir de o zaman Nurculuk cereyanları Demirel'in adamlarıydılar. Onlara yol veriyordu. Erbakan'a da düşmandılar. Açık konuşalım. Milli görüşü sömezler. Tabii bizim. Bu adam Erbakan'a cami kürsüsünden hakaret etmiş bir adamdır. 1980 darbesinde ise o darbenin arkasındaki asıl komutanı Ege Ordu Komutanı Haydar Saltık'tır. Bu da onun himayesinde Kestane Pazarı Camii'nde İzmir'de vaizliğe başlatıldı. 12 Temmuz'da aranırken. Çünkü Yaşar Tunagür diye bir tuhaf bir adam vardı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı. Bu onu bunu himaye etti. Aranan adamı bunu Yaşar Doğu'yla, MİT Müsteşarı'yla tanıştırdı. Aranan adamı İzmir'de cami imamı yaptılar. Kestane Pazarı'nda himayesinde tabii. Özal bunun farkına vardı. Emniyeti özel donanımında Abdülkadir Aksu'nun İçişleri Bakanlığı'nda olduğu gibi emniyete bunun adamlarını aldılar. Özal bunun farkına vardı. Sınırlama getirdi. Sızıntı dergisinin başyazısında zımnen örtülü olarak Özal'ı ölümle tehdit etti. Ve öldürdüler. Özal'ı onlar öldürdü. Onlar şehit etti. Özür dilerim. Dilimin terbiyesi bozuldu. Allah merhumu mağfur inşallah. Evet, 1990'da Sovyetler çökünce buna yeni bir misyon verildi. Doğru Yol, Sosyal Demokrat Halkçı Parti iktidarı döneminde adliyeye, askeriyeye olduğu gibi bunun adamları alındı ama millet bunları dini bir cemaat zannediyor. Öyle değil. Çoğu gayrimüslim kökenli çocuklardan seçilmiş Pentagon'un himayesinde tipler. Bunlar dini bir cemaat falan değildi. Din bir perdeydi. 28 Şubat'ın iktidarı Fethullah Gülen'dir. Gazetelerde manşeti var. Erbakan'a askerler sizden demokrat beceremediniz bırakın gidin diyen Demokratik Sol Parti'nin Ecevit'in sandık müşahitliğini yapan adamdır. Cevdet Saral
28 Şubat hükümetin Necmettin Başbakan olduğu hükümetin Emniyet Genel Müdürü bir adam yani, Emniyet normal. Genel Müdürü Cevdet Saral'ın şahitliği var. Evet. Diyor ki Ecevit tamam, bunu halife yansımıştı. Yapacaktı. Ben gittim Mesut'a dedim ki arkadaşı, ikisi de Karadenizli. Ya buna mani ol. Mesut bana dedi ki Ecevit sırf bu yüzden hükümeti yıkabilir dedi. Dokunamadı mevzuya. Derev Kurbay'daki milli kadrolar buna karşı durduğu için Ecevit bunu halife yapamadı. Bu kadar açık mı? Evet. Ve AK Parti doğarken bugünkü gibi doğmadı ki. Amerika'ya yağlık yaparak, Avrupa Birliği'ne yağcılık yaparak AK Parti ayakta kalabildi. Bu Orta Doğu eş başkanlığı hikayeler, İsrail'den ödül kapmalar. Tam bir kıvırtma dönemiydi. Çünkü bugün mü darbe olacak, yarın mı darbe olacak? Bugün bu halleri yaşıyorduk o zaman. Hatırlayın lütfen. Namlunun ucundaydı Tayyip Erdoğan. Askerlerin her birisi bir şey yapıyordu, hakaret ediyordu. Ve 2007'ye kadar zaten devlet zaten onların kucağında. Ha ne oldu? AK Parti kuruldu. Efendim, bu da Erbakan projesidir. Dördüncü dönem projesidir. Bunu Akit TV'de bir programda, Halis Özdemir Bey'in programında da açıkladım. 17 tane de şahidi var. Çıkıp ortaya artık konuşmalılar ama yapmıyorlar. Nedir o? Tayyip Erdoğan'a yol verip kendileri tam karşısında doğruyu söylemeye devam edeceklerdi. Kitlelerin Tayyip Erdoğan'ın etrafında toplanmasını temin edeceklerdi. Güç takiye yapıp güçleninceye kadar takiye yatıp yapıp sonra da müsait zaman geldiğinde bugünkü kıvama inkılap edeceklerdi. Bu kadar karanlık organizasyon mu vardı? Karanlık değil efendim, çok aydınlık ve derin bir Türk derin devleti aklı organizasyonu bu. Erbakan Hoca sadece politikacı değildi ki. Bunlar öyle sıradan adamlar değil. Bunlar çok iyi devlet tarafından yetiştirilmiş fedai insanlardı. Onlarla yaşayanlar bu kadar bilir. Derinlik var mıydı bizde? Efendim hala var. Bu derinlik Horasan derinliği olmasaydı Türkiye dünya çoktan küresel çetenin dünle. Hocam siz öyle bir yerden bahsediyorsunuz ki ben diyorum ki ya gideyim vallahi çok güzel birileri var bizi koruyor. Şimdi hiçbir şey yapmaya gerek, birileri bizi bir şekilde koruyacak inşallah. Ama gerçekten böyle şey bir bitireyim mi bir cümleyle bitireyim. Peki, sonra hocam. Hocama takdim arz edeyim. Tayyip Erdoğan devlet o adamların kucağındaydı. Tayyip Erdoğan iktidarı devam ettirebilmek için yapmadığı takiye kalmadı ya. 2007 muhtırasında ne diyorsun? Efendim, Türkiye'de Tayyip Erdoğan Amerika'nın Türkiye'yi işgal etmesini yolunu açamadı. Hatırlayın, tezkereyi hatırlayın Irak'a. Aslında o Türkiye'nin işgaliydi o olay. Bunu başaramadı Tayyip Erdoğan. Ayrıca 28 Şubat'ta yapılan bütün uygulamaları Avrupa Birliği evrensel değerler bahanesiyle hepsini geri püskürtüyordu. Buna tahammül edemediler. Olmaz bu, hop çizmeyi açtı dediler. 2008 1 Mart tezkeresiyle neydi? Ondan sonra tabii bir de Türkiye'de yaptığı uygulama 28 Şubat'taki bütün uygulamaları gerisin geriye attı. Çok önemli hareket. O gün için çok önemliydi. Bugün mü yarın mı darbe olacağını beklediğimiz tehlikeli ortamda resmen kefen giyerek yapılabilecek şeylerdi bunlar. Mamafi kapatılma davası açıldı ya. Dolayısıyla o günleri doğru anlamak lazım. Adım adım yürüyerek geldik bugünlere ve zaten FETÖ'nün kucağındaydık. Ha! Tayyip Erdoğan 2005 yılında ikaz edildi. Feyzullah Kıyıklık şahitimdir. Benim mensup olduğum tasavvuf ekolü ikaz etti. Hatta Recep Tayyip Erdoğan da çok iyi tanır. Dedi ki ona, Fethullah Gülen'den ve onun kadrolarından uzak dur. Verdiği cevap şuydu. Karşımızdaki cephe çok geniş, bir de onları karşımıza almayalım. Hem alnı secde gören adamlardan bize ne zarar gelir? Münafıkların alnını da peki, secde gördüğünü unutmuştu. Peki ben o zaman unutmuştu. Oraya bir not düşeyim. 1984 Milli Güvenlik Kurulu kararlarında Fethullah Gülen'in 1984 Özal'ın bir yıllık başbakanlığı dönemidir. Hı hı. Milli Güvenlik Kurulu'na bilgi veriliyor Fethullah Gülen'le ilgili. Bu bilgi verilmesi sırasında bir hocanın Amerika'nın Adana Konsolosluğu'na sık sık gidip görüşmesi vesairesi. Hı hı hı. Görüşmeler üzerine izlemeye, takibe takılıyor. İstihbarat uzun süre keşif yapıyor. Rapor halinde Milli Güvenlik Kurulu'na getiriliyor. Dönemin başbakanı rahmetli Özal. Siz her anlı secdeye gideni potansiyel düşman ilan ettiniz. Artık bunları duymak istemiyorum demesinin biraz da... Bizim biraz evvel bahsetmiş olduğumuz bilgilere haiz değilse,
devlet başkanı olarak yapar bu hataları. Yapar. Şöyle bir şey var. Tarih biraz evvel söylemiş olduğumuz derinliği devlet adamları biliyor mu ki? Tabii şimdi zaten. Şöyle bir şey var. Bu tarihsel derinliğe sahip olmak lazım. Yani bizim Ahmet Cevdet Paşa'nın en güzel sözü şudur yani. Tarih bilmeyen siyasetçi pusula bilmeyen gemi kaptanı gibidir. Gemiyi karaya... Serseri mayın gibi dolanır durur. Dolaşır durmuş. Mesela Hazreti Ali'yi öldüren İbrim Ülcem böyle serseri içki içen bir adam mıydı yani? Yok. Sabaha kadar namaz kılan Angot'un tekiydi yani. Ama ilk işi nedir? Cihat adına Hazreti Ali'yi şehit etmekti. İbrim Ülcem kafir miydi yani? İbrim Ülcem müşrik miydi? İbrim Ülcem serseri miydi? Hayır yani. Sabahlara kadar alnı secdede olan böyle bir adamdı yani. Ama Hazreti Ali'yi katletti. Hazreti Osman'ı katledenler de Müslümandı. Hazreti Hüseyin'i katledenler kimdi yani? Yahudiler miydi yani? Veyahut da alnı secdeye gelmeyen adamlar mıydı? Hazreti Hüseyin'i katletmeye gelen ordunun başında kim var? Ömer bin Sa'd var ya. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın oğlu var yani. Çok korkunç bir olay var. Şimdi dolayısıyla şöyle bir şey var. Ama burada şöyle iyi analiz yapmak lazım. Yani AK Parti 2002'de iktidara geldiği zaman karşıda 28 Şubatçılar var. Yani devleti, Erbakan'ı, rahmetliyi iktidardan indiren, milli görüş liderini maalesef aşağılayan... Cumhurbaşkanı'nın hayatını karartan yani bir zihniyet vardı. Bir zihniyet var karşıda ve ordu, yüksek yargı organları, üniversite, bütün kadrolar bunların elinde ve darbe yapmak için tabiri caizse pusula bekliyorlar. İşte bu kadrolara mücadele etmek için de Fethullah Gülen'in bir kadrosu vardı. İşte dolayısıyla bu darbeci şeylere karşı yani darbeci yapıya karşı bir anlamda yani evet Fethullah Gülen ekibiyle bir mücadele yapıldı. Fakat daha sonra anlaşıldık yani Fethullah Gülen'in amacı yani bu NATO'nun, Gladio'nun, Kardinal Zangoş'un amacı aslında bu darbeci ekiple mücadele etmek değil de onları tasfiye ederek kendisi darbe yapmak amacında olduğu anlaşılınca zaten Sayın Recep Tayyip Erdoğan onlarla ilişkiyi kesmeye başladı. Özellikle Oslo sürecinden itibaren, MİT hadisesinden itibaren mesele anlaşılmış oldu. Batı'da şöyle bir söz vardır yani Avrupalılar bir adamı 2 saat kullanabilmek için ona 40 yıl yatırım yaparlar. 2 saat için. Evet, 2 saat için. Zaten öyle olmadı mı? Peki Fethullah Gülen'e, bu Zangoc'a niye bu kadar uzun yatırım Zangoc'a, yaptılar? İşte bu Zangoc'un bir görevi vardı. Nedir? Şimdi bak mesela Batı her şeyi planlı yapar gerçekten. Düzenlidir. Eskiden Batı Türkiye'de darbeleri nasıl yapıyordu? İşte Atatürk İlke Bey'in kitapları üzerinden olay meşrulaştırmak için böyle yapıyordu. Darbenin meşruiyetini bir şekilde sağlıyordu. Ama bu dönemde yani 2000 yılından sonra darbeleri Atatürk İlke ve İnkılapları adına yapmak mümkün değildi yani. Böyle bir orduyu harekete geçirmek çok mümkün gözükmüyordu. Zaten onlar tasfiye edildi. Son tahlilde bu darbeyi işten İslam görünümlü birisinin yapması gerekiyordu. Yeni bir zamanı geldiği zaman. Böyle ancak darbe meşrulaştırabilirdi ve Fethullah Gülen işte burada en az üzerinde 40 yıl, 45 yıl üzerinde yatırım yapılan bir adamdı. Ta ki 15 Temmuz'da yeri geldiği zaman emperyalizm adına, Batılılar adına saat 3 saat kullanabilmek için. Değil mi? Gerçekten de öyle oldu yani. 45 sene yatırım yaptıkları adamı 3 saat kullanabilmek için kullandılar. Ve bugün onu yani. Türkiye'ye iade etmeye Trump'ın gücü yetmez. Yok yetmez. Hayır yani Trump'ın gücü yetmez tabii. Yani peki o zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani veya Amerikan... devlet yetkililerinin bu kadar istemesine ne demek lazım? Yani şöyle isteyebilirler ama şu var. Yani Trump, Amerika Trump'tan ibaret değil. Yani gerçekten açık konuşmak gerekirse esas derin devlet Amerika'da vardır. Keşke esas bizde de derin devlet filan olsa yani. Aslında kötü bir şey değil yani. Evet bizim bir Horasan geleneğimiz, bir devlet geleneğimiz filan var. Gerçekten kuşatıcı bir İslam anlayışımız var. Tabii bunlar şey yapılacak, göz ardı edecek şeyler filan değil ama esas derin devlet Amerika'da vardır. Amerika'da 4 başkan öldürülmüştür. Bu sadece bu şey... Amerika'da 4 başkan öldürülmüştür. Tabii.
Bu mesela sadece şey bilir, Kennedy suikastı nedir ki? Yani mesela Abraham Lincoln... O zaman Lincoln, Türkiye'de bir başbakan idam edilmesi Lincoln, doğal Abraham, mıdır? Abraham Lincoln'in tiyatroda, tiyatro seyrederken işte Amerikalı kuzenimiz diye bir tiyatrocu geldi kafasına sıktı Abraham Lincoln'un. William McKinley, Abraham James Garfield, Kennedy. Amerika'da bunları öldürenlerin filmcileri de Türkiye'de bunları öldürdü. Bunları öldürdü. Şimdi bak, Özal'ı Menderes öldürdü. Ha, burada derin devlet var. Şimdi dolayısıyla yani Amerikan derin devleti Fethullah Gülen'i iade etmediği sürece evet doğru söylüyorsunuz. Trump onu iade edemez. Yani. Sorunuzun cevabı. Müsaade var mı hocam? Bir virgül. Buyurun. Kaşıkçı'nın ölüm emrini kim verdi? Aynı güç mü? Tabii. Cumhurbaşkanının bir cümlesini herkes yazsın. Bir şey değil ki. Herkes yazsın. Cumhurbaşkanı dedi ki, Suudi Arabistan'ın dışındaki ülkelerden bu cinayetin emrini kimlerin verdiğini araştıracağız. Ertesi gün niye geldi? Muhammed bin Selman denilen adam. Bir piyondur o ya. Piyondur ve şunu söyleyeyim. Yani Muhammed bin Selman denilen adam. Prens Muhammed. Prens Salman diyorlar. Yanlış yani. Prens Muhammed ya. Babası Salman yani. Bu adam kesinlikle. Baba ismi üzerinden. Evet yani bu adam kesinlikle CIA ile ve Mossad'la yakın işbirliği halinde olan. Mesela adı Muhammed ama. Adı Muhammed bak. Ne enteresan değil mi? Adı Muhammed bu adamın. Yani bu adam işte bir operasyon yaptı değil mi? Şeyin damadı Kushner geldi. En az 200 tane muhalifin ismini bizzat Salman'a teslim etti. O Suudi Arabistan'daki iş adamları büyük bir çoğunu da CIA'nin vermiş olduğu listeye göre yaptı. Ve dolayısıyla yani bu Kaşıkçı cinayeti bir Suudi Arabistan meselesi değildir aynı zamanda. Kesinlikle Mossad ve CIA bağlantılı bir cinayet. Sözü niye Kaşıkçı'ya getirdim? Bir soru sordular ya. Evet. Türkiye niye Fethullah bu adamı isteyip duruyor? Evet. Trump'la Cumhurbaşkanı Paris'te görüşme yapacaklar. Aynı zamanda Putin de görüşme yapacak. Türkiye ABD'deki derin çeteye karşı Trump'la işbirliği yapmak istiyor. Trump buna cesaret edemiyor. Nasıl cesareti? Şizofren bir adamın cesareti mi olur? Şimdi bak Amerika zaten şizofren ve megalomanlarla doludur. Ayrı bir konu. Ama Türkiye Amerika coğrafyasında bile mücadele ediyor. Amerika sadece Türkiye sadece Türkiye'de değil. Amerika coğrafyasında, İngiltere coğrafyasında, Almanya coğrafyasında Türkiye mücadele ediyor. Bak Putin'le anlaştılar. Bak Putin geldi Türkiye'nin yanına ve Suriye'yi hallediyoruz. Bak Fransa ve İngiltere... Adamlar devriye dolaşmaya başladı YPG ile sınırlarımızda. Efendim onlar Pentagon'un askerleri değil ki. Onlar paralı Amerikan askerleri, şirketlerin güvenlik askerleri. Pentagon'un yarın, talimatlarının ortasında geliyor. Bakın yarın, yarın Amerika çıkıp diyecek ki bunlarla bir alakamız yok. Bunlar özel kuvvetler diyecek. Bunlar, hayır yok ya bunlar güvenlik şirketlerinin askerleri diyecekler. Öyle mi? Amerika'da bir tane Amerika yok ki. Amerika diye konuştukça küresel çetenin işine yarıyor. Biz Amerika'da yurtsever Amerikalılar, efendim Trump'ın seçim dönemindeki güvenlik başdanışmanı. Ne dedi? FETÖ Amerika içinde, Türkiye içinde, insanlık içinde tehlikelidir. Fethullah Gülen iade edilmelidir. Doğru dedi. Bak bunu diyen de var. Kim bu? Hangi tarafta? Kim bu adam? İşte biz bu gibi adamlarla Türkiye'yi karşımıza da alamayız dedi efendim, aynı zamanda. İşte biz bu gibi adamlarla İngiltere'deki, Amerika'daki, Almanya'daki, Yunanistan'daki bu gibi insanlarla birlikte küresel çeteye karşı tüm coğrafyalarda mücadele veriyoruz da Türkiye'de yaşayan Türklerin hafsalası henüz bu büyük olayı alamıyor. Ya böyle bir mücadelenin mümessiliyiz. Hatta öncüsüyüz. Biz mi? Evet biz. Peki tam bu manada ben hocama bir şey sormak istiyorum. Benim sözüm bu kadardı. Peki. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir silahlı saldırı oldu. Sinagoga bir saldırı yapıldı. O epey de Musevi öldürüldü. Evet, evet. Amerikan tarihinde çok az rastlanır bir seviye. Evangelistlerin her ne kadar Yahudilere yakınlığı olsa da böyle biliyoruz. En azından onları kutsama noktasında Musevileri bir üstün ırk olarak da görüyorlar, kabul ediyorlar. Evangelistlerin. Evet. Ama Amerika'da farklı bir yapılanma başladı. Yabancı düşmanlığı ama doğrudan Müslümanlara İslamofobiya üzerinden geliyor. Yalnız en tehlikeli gördükleri Yahudiler. Bu bir tesadüf müdür nedir? Amerika'da artık Yahudilere karşı veya bu küresel çeteye karşı bir ayaklanma sesi olabilir mi? Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde
bir Hispanikler var biliyorsunuz. Hispanikleri. Yani Anglo-Saksonlardan sonra. Irkçı. Yok, ırkçı değil de yani Hispanik bir yani İspanyol kökenli ve yerli kökenli karışımı Anglo-Sakson olmayan, yani Wasp olmayan büyük bir nüfus var yani. Ve bunlar Anglo-Saksonlara göre, Wasp'lara göre, beyazlara göre çok fakir durumda olanlar, devlet kademelerinde çok fazla olmayanlar, üniversitelerden falan biraz dışlanmış durumda olanlar bir yapı var yani. Zenciler var. Şimdi bunların arasında aslında bir inceden inceye bir Yahudi düşmanlığı gelişiyor yani. Niye gelişiyor? Çünkü aynen Almanya'da olduğu gibi, Avrupa'da olduğu gibi Yahudilerin Amerika'yı sömürdüğü, finansal sektörde hakim durumda olmaları, işte üniversitelerde hakim durumda olmaları, ta Hollywood'a kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin evet yani çok üst düzey katmanlarında olmaları alttan alta tabii bir rahatsızlığı beraberinde getiriyor tabii ki. Ve Samuel Huntington giderken Who Are We diye bir kitap yazdı. Biz kimiz diye. O kitapta aslında ileride Amerika'da bir Hispaniklerle bu beyazlar arasında ve dolayısıyla onların destekçileri Yahudiler arasında bir kapışmanın, bir savaşın da çıkabileceğini söyledi. Açık açık olarak yazdı. Yani Amerika'da bu yaşanabilir dedi. Şimdi bu rahatsızlık ve oranına baktığımızda şöyle rahatsızlık aslında sadece böyle Hispanik kökenlilerde veyahut da diğer böyle Katolik Hristiyanlarda farklı kesimlerde falan değil de aslında bir takım akademisyenlerde de ortaya çıktı mesela. İsrail'de Yahudilerin aşırı İsrail destekçisi olmaları, Amerika'nın İsrail politikalarını desteklemeleri falan akademik çevrede de şey oluşturdu, rahatsızlık. Mesela George Bush döneminde, evet, oğul Bush döneminde Harvard Üniversitesi'nden Alexander Wendt, John Mersheimer gibi akademisyenler Amerika'nın böyle İsrail'i desteklemesinin Amerikan çıkarlarına aykırı olduğunu, Amerikan imajını yıprattığını ve dolayısıyla bunun Amerika'ya fayda getirmediğini falan söyledi bu adamlar. Ve sonra bu adamları apar topar üniversiteden attılar yani. Hani Amerika'da ifade özgürlüğü vardı. Söyledikleri de o yani. Şimdi dolayısıyla burada bir rahatsızlık var. Irkçılar var Amerika'da evet. Ama bu Yahudilere yönelik olan bu cinayeti tabii burada biz yorum yapıyoruz. Kesin tabii çok Amerikan devleti böyle daha kasti olarak da bir operasyon yaptırabilir. Yani Yahudileri yani Amerikan adına derin devleti, Amerikan derin devleti her şeyi yapabilir ama tabii yani Amerikan derin devletinin direkt olarak yani Yahudileri hedef alacağını şimdilik sanmıyorum yani. Peki. Teşekkür ediyorum. Sevgili yönetmenimden ben bir görüntü isteyeceğim. Hazırlanmıştı sanıyorum. Kuzey Irak'ta 2014 yılında bir görüntü vardı. Onun üzerine biraz da yorum alacağım. Zangoş'la ilgili olan bir görüntüydü. Bahadır Bey buyurun. Hazır olduğunda onun bilgisini alalım. O sinagogun video bir böyle almamız o lazım. Amerika'da peki taranan sinagogun affınıza sanırım bir özelliği daha var. Siyonist değiller. Filistin devletine karşı değiller. Evet, İsrail'i desteklemiyorlar. Aa, o zaman şey olabilir. Natura'yı karta falan olmasın. Onun için de Tayyip Erdoğan hemen baş sağlığı mesajı yayınladı. Yani böyle bir özelliği var o sinagogun. Ha tabii şöyle var. Şimdi burada arkada çok güzel bir görüntü var. Bu güzel görüntüyü de birazdan yorumlamamız gerekiyor. Burada Öztürk Yılmaz CHP milletvekili 2014'te Kuzey Irak'taki Işık Üniversitesi biliyorsunuz. FETÖ'nün orada Musul konsolosuydu bildiğim kadarıyla tabii, o zaman. Dışişleri mensubu. Neden bu kadar tetikçilik yapıyor? Neden bu kadar ihanetin içerisine giriyor? Veya Cumhurbaşkanı'na, hükümete doğrudan niye bu kadar hakaret ettiğinin kalıntıları. Bunların üzerine çok yorum yapıldı. Birçok yerde konuşuldu. Ama özellikle şu kişilerin tanımlaması noktasında geldiğimizde işte eğitim imamı var, medya imamı var, milletvekili var, Kuzey Irak imamı var. Hatta CIA'nın imamlığını yapanlar da var burada. Nasıl yorumlamak lazım? Efendim, bu tarihler Türkiye'de FETÖ'nün önünün, alanının açık olduğu, bütün bürokraside, eğitim camiasında, her yerde inisiyatifi elinde bulundurduğu bir dönem. Evet. Her yerde üniversiteler açıyorlar. Evet. Bu adam o zaman orada Türkiye'nin konsolosu.
bunların cemaat olduğunu da biliyor, Fethullahçı olduğunu da biliyor ve bu bunlar, cemaatin bu kadar Atatürkçü savunucusu olması da çok tuhaf. Efendim, cemaatin neyi savunduğu, neyi savunmadığı önemli değildir. Çünkü cemaatin kendi kimliği yoktur. O bir şeyi savunurken aslında savunmadığına inanabilirsiniz. Onun cılığıcılığı olmaz. Cumhurbaşkanına hakaret ediyordu bu zat. Efendim, zaten Fethullah Gülen de hakaret eder. O, bir şeye getireceğim. Burası Musul. Fethullah Gülen'in adamları olduğunu bu arkadaş biliyordu bunları. O zaman da böyle bir samimi ilişki içerisinde. CHP ile bağlantılarına nasıl? Efendim, açıkladım. CHP dediğin sol değil ki. CHP dediğin Pensilvanya zangocunun Türkiye'ye dayattığı çatı adayın reddeden bütün CHP'lileri milletvekili listesinden silen adam. Yani bu CHP'nin yönetimi dediğiniz bunların emrinin dışında, Pentagon'un emrinin dışında bir tavır alabilir mi? Dersimli Kemal bunlara nasıl müsaade etti? O zaten varlığını buna borçlu, kasetleri prensi. Elbette onlar getirdi. Ha, bunlar dediğim gibi, bakın bunların hepsi ayak takımıdır. Daha bu dehşet. Türkiye'deki sosyalistçiler, sosyal demokratlar vesaire. Sosyal demokrat ve sosyalistlerden özür diliyorum. Onları çünkü Türkiye'de ben çok tatlı sosyalist, sosyal demokrat arkadaşlarım var. Yıllarca FETÖ'ye küfreden onlardı. Mertdirler, vatanseverdir. Efendim, bu sohbetin başında dedik ki 1960'tan sonra küresel çete Türkiye'de solunu, sağını, dindarını, dincisini, örgütlerini kurdu. Türkiye'de Hikmet Kıvılcımlı ve İdris Küçük Ömer manen de öldürüldü, yoklar. Artık karşına gelen, bugün sol denilen olarak karşına gelen Pentagon'un, yani bunları yöneten küresel çetenin Türkiye'de, dikkat edin efendim, Kemal Kılıçdaroğlu Pentagon ne söylerse Türkiye'de siyasi tez olarak onu savunur. Şimdi bu sol dediğin zaman çok düşünüp şey yapacaksın, düşüneceksin. Solun içerisinde çok büyük bir böyle İsrail yanlıları vardır. Bak mesela diyelim ki İngiliz İşçi Partisi vardır. Mesela İngiltere'de İsrail'le ilgili konular tartışıldığı zaman İsrail'e en büyük destek nerede gelir? Sağdan gelmez, soldan. İngiliz İşçi Partisi'nden gelir. Yani bu bir tiyatro, sağ tiyatro, sol tiyatrosudur. Türkiye'de küresel çetenin sağ sol tiyatrosu. Amerika'da da Cumhuriyetçi Demokrat, o da bir tiyatrodur. Ama başka bir şey daha söyleyeceğim bununla ilişkili. Buyurun. Şerif Tekalan, Ali Şerif Tekalan. Duydunuz değil mi? Tabii biliyorum. Evet. Fatih Üniversitesi rektörü, evet, doğru mu? Evet, biliyorum. FETÖ'den kaç gün şu anda? Evet, yani. Amerika'da sanıyorum. Şimdi bak, bu adam 1992 yılında DYP-SHP iktidarı döneminde savunma sanayi müsteşarlığında yönetim kurulu üyesi. Evet. Nasıl oluyor? Meşhur bir adamdı. Nasıl oluyor? Ha, bu adam oğluna yani kimin nasıl oluyor diye sormayın hocam. Oradaki bütün gizli belgeler CIA'ya doğrudan transfer. Bu adam oğluna kimin kızını aldı? Bir Halep Yahudisinin kızını aldı. O Halep Yahudisi de Suriye'nin başındaki Esed'le iş ortağı, onun finansörü efendim. Ya onu bilmiyordum bak. Evet. Şimdi bunların ilişkileri bu şekildedir. Karşınızda bir din der cemaat yok. Her şey olabilen yaratıklar var. Bakın, her şey olabilen. Çünkü küresel çetenin devleti, dini, vatanı ve inancı yok. Kimlikleri yok. Onları bir insan kimliği olan, kendi hakkında bir kimlik bilgisi ve bilinci olan birer insan olarak düşünürseniz yanılırsınız. O kendisinin de ne olduğunu bilmez. Bu hakikaten böyle bir yaratık. Bu zatları iyi tanır mısınız? Çok iyi tanırım. Peki. Ha, bu şahısları mı? Evet. Hayır, şahısları birebir tanımıyorum. Ben FETÖ'nün ben 1995'ten beri sıcak savaş içindeyim bunlarla. Ankara'da bir zamanlar bir yerel radyo vardı, Hedef Yerel Radyo. Orada her sabah haber yorum program yapardım. Bana tahtası kırık gözüyle bakıyordu arkadaşlar. Öyle mi? Evet. Öyle. Şimdi bunların şöyle bir yapısı var. FETÖ fişlemede üstlerinde yoktu FETÖ zaten. FETÖ ben o işlere rahatım. Gerçekten yani kimliği, kişiliği ve vatanı olmayan vatansız adamlar. Dolayısıyla su gibi diller. Yahudi atasözü var. Yük de hafif, kıymette değer ne varsa orası, evet, vatanındır diye. Evet, şöyle diller. Bunların şeysi olabilir bunlar mi? Bunlar biraz Yahudi mantığıdır. Nikol Mendelsohn'un dediği gibi evde Yahudi gibi, dışarıda herkes gibi. Mesela evde Yahudi gibi, dışarıda herkes gibi. Herkes gibi, tabii. Şimdi Fethullah Gülen. Bunlar evde bile kendileri gibi olamayanlar ama. Şimdi bunlar hakikaten su gibidir. Her türlü kabın şeklini alırlar yani. Çünkü kişiliksiz ve kimliksizdirler. Hatta vatansızlıktırlar. Bunu daha iyi savunan adam vardır. Dolayısıyla bu yapı bir ahtapot gibidir. CHP'nin içerisinde de, TKP'nin içerisinde de.
Yani girmedikleri yeri yoktur. Her türlü kuruma sızmışlardır ve dolayısıyla orada da kendilerini kamufle etmişlerdir. Zaten cemaatin yöntemlerinden birisi de olur yani. Yeri geldiği zaman öyle alçaklık yaparlar ki homoseksüelliği ve lezbiyenliği dahi savunabilirler yani. Gördük aynı safta bulunduklarını. Gördük onları. Evet. Bunlar dahi yapabilirler. Yani. Eren Erdem de bunlardan biri miydi? Şahsen ben o arkadaşı şahsen tanımıyorum. Ama ona çok yakın veya cemaatinin yerlerinde kaldığı efendim, ama oyuna yansıyan görüntüleri var. Şimdi öyle enteresan bir durum ki bir daha söyleyeyim. Eren Erdem her şey olabilir. Şeriatçı olur, milliyetçi olur, İrancı olur, ABD'ci olur. Onlar bu isimler üzerinden hiçbir şeyi tanımlayamazsınız. Çünkü bir FETÖ tipi yoktur. Onun için biraz evvel feryat ettim. FETÖ her kılıkta mı? Efendim şeytan. Ne yaparsa o da onu yapar. Ama korkmasınlar. Ben günde 40 defa şeytana zevk olsun diye çay ısmarlayıp tokat atıyorum ya. Evet, başka bir şey yok. Vallahi öyle şeytan. Bunlar çok basittirler. Yalnız bak bir şey. Buradan Akit TV herhalde Akit TV izleyenler arasında zannediyorum bu sesimizi ulaştıracaklar vardır. Sayın Devlet Bahçeli Bey büyüğüm. Eyvallah. Değerli reisim, arkadaşım, yoldaşım, Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'ın milletinin kardeşi. Allah aşkına belediye başkan adayları tespit edeceksiniz. Bunlarla mücadele edemeyecek hiç kimseyi karşımıza Allah için getirmeyin. Yoksa vallahi ne burada ne öbür tarafta kurtulamazsınız. Sorumluluk sizdedir. Fırsatı düştü de içimin yangınını bir dindireyim dedi. Peki. Ödüm patlıyor. O fırsatı ya. Güzel bir dilekle kapatalım. Programın da sonuna gelmiş olduk Lütfü Bey. Hocamın şeyini çok teşekkür ederim Lütfü Özşahin, Doktor Lütfü Özşahin, Murat Bahadır Akkoyunlu Bey'le. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, bizi o güzel evinizin köşesinde, iş yerinizde, belki yoldayken, belki de böyle kulaklarınızı tırmaladık. Lütfen haklarınızı helal edin. Eğer az da olsa zerre kadar bir bilgi oldu ise de size verebildiysek ne mutlu bizlere. Siz değerli izleyicilerimize, dinleyenlerimize, yolda, işinde, aşında olan herkese selam ve saygılarımızı ileterek efendim hayırlı geceler diliyoruz. Bu arada sevgili yönetmenim ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Sosyal medya üzerinden çok soru geldi ama mümkün oldukça birkaç tanesine değinmeye çalıştık. Efendim hayırlı geceler diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere.